Merhaba değerli izleyenler, birinci gün programına hoş geldiniz. Bugün Hacılar Belediye Başkanımız Sayın Bilal Özdoğan'ı ağırlıyoruz. Kendisiyle hacıları konuşacağız. Tabii biraz da ülke gündeminde birkaç konu var. Onları da değerlendirmeye çalışacağız. Bu keyifli söyleşiyi beraber yapacağız. Öncelikle başkanıma hoş geldin demek isterim. Sayın başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey, teşekkür ederim. Tolga Bey merhabalar. Merhaba, tüm bizi izleyenleri de ben saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün biraz soğuk Kayseri'miz. Evet. Geçen hafta daha soğuktu ama o cumartesi pazarın o sıcaklığından hafif güneşten sonra bugün parçalı bulutlu. Biraz üşüdük gibi ama sizin sohbetinizle, sizin buradaki misafirlerinizle ısındık şimdiden. İnşallah biz de izleyenleri sıcak bu sohbetle evlerinde çaylarını içerken işlerini ısıtırız, gönüllerini ısıtırız diye de İnşallah temenni ediyorum. Sadece ısınmakla kalmayın. Birazdan terlersiniz inşallah. Yok ben de o cümlenin sonunu nereye geleceğini biliyorum. Sorabilirsiniz o soruları da sorabilirsiniz. Peki. Isınma deyince elektrik doğalgaz sanki oradan bir şey gibi geldi tahminlerimiz. Evet. Peki hoş geldiniz. Evet. Tabii ki bu keyifli söyleşiye bize Somut Haber Genel Yayın Yönetmeni Sayın Tolga Yılmaz da eşlik edecek. Sayın Yılmaz hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsın? İyi misin? Biz de aynı başkan gibi üşüdük ama bakalım ısınabilecek miyiz? Peki inşallah. Başkanım tabii biraz ulusalla girmek istiyorum. Türkiye'nin gündemi biliyorsunuz enerji, doğalgaz, artan fiyatlar, zamlar. Bir AK Parti belediye başkanı olarak sizin zorlandığınız alanlar var mı? Evde zamlardan zorlanıyor musunuz? Belediye başkanlığında maliyetleriniz arttı mı? Araçlarınız var, giderleriniz arttı. Ne yapıyorsunuz? Bu süreci nasıl okumak lazım? Tabii ki. Şimdi İsmail Bey, Tolga Bey, bu noktadan dedim ya, ısınmadan dedik enerji sorusu geleceği belliydi zaten. Bismillah. Şimdi öncelikle ben şunun altını çizmek istiyorum. Bizler AK Partili neferler olarak AK Partili belediye başkanıyız. Cenab-ı Allah lütfetti. 2019 yaklaşık işte şu kitapçığımızda bininci gün dedik. Neredeyse 3 yılımızı nasip olursa 31 Mart evet. Böyle tamamlayacağız. Öncesinde de biz kendim şahsen şunu söyleyeyim. 2002 den beri de ben bu teşkilatlarda görev alan her türlü kademesinde teşkilatı yakından tanıyan teşkilatlarda verilen görevleri de eksiksiz yerine getirmeye çalışan bir nefer olarak da görev yaptık. Eve geliyorsunuz tabii ki neticede bir babasınız, bir reisiniz, eşsiniz ve de bizler toplumdan ayrı insanlar değiliz malumunuz. Evet. Yani alışverişimizi kendimiz yapıyoruz. Elektrik faturası tabii ki haberimiz var. Doğalgaz faturası tabii ki haberimiz var. Neticede bu fiyat artışları, yılbaşıyla birlikte gelen düzenlemeler ki artık bilgi çağı, teknoloji çağı, efendim böyle bir iş ve işlemlerden bir haber olmak mümkün değil. Bir idareci olarak da, bir birey olarak da ve de AK Partili bir teşkilat mensubu, bir isim olarak da onu da söyleyeyim. Bizim ayrı kalmamız mümkün değil. Bunlar vaka, efendim elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları geçtiğimiz haftalarda organize sanayi bölgemizde ki bizim öyle bir özelliğimiz de var malum. Melik Gazi'mizde hacılarımız organize sanayi bölgesinin coğrafyasını 5'teki bizdedir, 5'te 3 coğrafya olarak da Melik Gazi'mizdedir. Devamında da bizim organize sanayinin dışında yine hemen bize ait olan konut kentsel çalışma diye teknik ismidir malumunuz ama 70 parselin olduğu ve yaklaşık 5'er bin metrekarelik yaklaşık 60 işletmenin de faaliyet gösterdiği bir sanayi alanımızda, sanayi OSB'nin hemen bitişindeki bir alanda da bizde varız. Şunu demeye getiriyorum, buradaki elektrikle ilgili kesintiler tabii ki bizim bilgimiz olacak. Tabii ki bununla ilgili girişimler nedir, ne değildir ki Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ile sürekli irtibat halindeyiz. Doğalgaz kısıtlaması, efendim elektrik kısıtlamaları kullanılan alanlarda ki kaldı ki bizim meclis üyesi arkadaşlarımızın da bir kısmı sanayici olduğu için oralardan da tabii ki çok yakın bilgisi. Onun da dışında günlük ben acizane fırsat buldukça ulusal ve yerel basın olmak üzere bütün yayın organlarını,
gazeteleri birebir ben halen o eski sistemde, tabii internet ulusal basından takip ediyoruz, yerel basından sizleri takip ediyoruz ama gazete okumayı seven biriyim. Yani buradan nereye geleceğim? Tabii uzun bir giriş oldu ama ortada elektrikle ilgili, doğalgazla ilgili bir artışlar gündemde mi, yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ama bununla ilgili de şunu da söylemek istiyorum. Biz bundan daha sıkıntılı süreçleri toplum olarak yaşamış, görmüş, yaşımız da müsait. Siyaset içerisinde bulunma yaşımız da müsait. Bunları da gördük, yaşadık. Elhamdülillah oralardan AK Parti hükümetlerinin başarısıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı, Cumhurbaşkanı dönemindeki başarılarla da oralardan da hamdolsun çıkmayı başardık. Şimdi bu elektrik ve doğalgaz, efendim işte bu tabii ki sonuçta baktığı zaman bir enerji arzı var. Bu elektrik üretiminde neyi kullanıyoruz? Doğalgazı kullanıyoruz. Biz hep demiyor muyuz hükümet olarak, devlet politikaları olarak, efendim enerji arzını geniş tutmamız gerekiyor. Azerbaycan'la ilişkilerimiz o şekilde. TANAP var, mavi akım var. Doğru mu? İşte bugün Rusya-Ukrayna meselesi. Hemen geniş Avrupa Birliği... Geniş tutmasak daha mı kötü olacaktı başkanım? Efendim? Geniş tutmasak daha mı kötü olacak? Ama Türkiye olarak... Yani geniş tuttuğumuz halde bu haldeyiz. Tabii ki Avrupa'da, Amerika'da bugün enerji fiyatları %400'ler üzerinde arttığını hepimizin malumu. Biz asla buna AK Parti kanadı olarak, hükümet kanadı olarak efendim dünyada artıyor. Ne yapalım? Artış yapmak durumundayım. Bu değil, cevap bu değil. Ama bizim devlet olarak sübvanse ettiğimiz rakamlar elektrikte, doğalgazda ki %50, %75 oranlar da azımsanamayacak rakamlar değil asla. Ha bunlar artırılmalı mı? Artırılmalı. Bunlarla ilgili çalışmalar var mı? Var. İnşallah çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışından döndükten sonra bugün ve yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nde edindiğimiz bilgiye göre de bir kabine toplantısı ve akabinde de resmi gazetede bugün yayınlandı biliyorsunuz. Önceki gün daha doğrusu KDV indirimi temel gıda ürünlerinde. Bu içme suyunda da uygulandı. %7. Bugün de ticaret odamız ne dedi? +7 biz yapalım inşallah dedi Ömer Gülsoy Başkanımız. %14'lük. Bunları aşacağız. Yani bunu niye anlatıyoruz? Sadece bizden kaynaklı, sadece efendim Türkiye ekonomi politikalarından kaynaklı olarak görmek bunu yanlış olur bana göre. Ben ekonomi uzmanı değilim ama son 7-8 aydır da ekonomiyi yakından takip etmek de her siyasetçi gibi benim de kendime hedef belirlediğim noktalar oldu. Buralardan hareketle baktığımızda dış dünyadaki gelişmeler, Avrupa'daki gelişmeler ki bugün doğalgaz meselesi diyoruz ama doğalgaz sadece tek başına doğalgaz meselesi değil. Yani OSB'lerde 3 günlük kısıtlama bölüm bölüm yaşandı. İran'daki bir bakım onarım dendi. Doğru mu? O bakım onarım çok mümediydi. Bunlar tabii ki dış politikalarla da alakalı, devletlerin yaklaşımıyla da alakalı işler. İşte Ukrayna, Avrupa Birliği ve Amerika neden bu kadar Ukrayna ile yakından ilgileniyor? İşte doğalgaz arzındaki olası bir tıkanıklıkta ne yapabilirim, nasıl olabilir? Fiyatlar neden bu kadar yukarıya gitti? Ha bir de şunu da biz aslında parantezi biraz genişletmekte fayda var. Pandemi diye bir şey yaşadık biz. Yani bugün konteyner fiyatları 2019'daki rakamlara bakıldığı zaman aynı fiyatlar mı? 3 katı, 4 katı değil mi? Ama her sıkıntıda Çin'in konteyner ulaşımdaki imkanlarıyla Türkiye'mizin ulaşım imkanları merkez noktası olmasından dolayı da bir takım, ben hafta sonu Cuma günü organize sanayi bölgesinde fuara katılan iki firmamızla görüştüm. Elhamdülillah üretimlerinde bir sıkıntı yok. İhracatları çok iyi noktada devam ediyor. Amerika'ya, Almanya'ya satışlar var. Buralarda da lojistik merkez olmamız nedeniyle de Türkiye'miz avantajlı bir duruma pandeminin sıkıntıları da oldu, artıları da oldu. Bunların hepsine bir bütün olarak bakmak lazım. Ve biz hep şunu söylüyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizim çizdiğimiz politikalarda, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliği çizilen politikalarda vatandaş ekseni vardır. Vatandaş doğrudan doğruya vatandaşı ilgilendiren noktalarda dokunmak vardır. Doğrudan doğruya vatandaşın sorunlarına çözüm vardır. Biz hep bunun üzerine çalıştık ve bunun üzerinde gidiyoruz. Elbette ki
Dediğim gibi elektrikte, doğalgazda, akaryakıttaki artışlar, vatandaşın bundan şikayetçi olduğunu duyuyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz işin doğrusu. Efendim dediğiniz gibi bizim belediye olarak yapacağımız iş ve yatırımlarda ki artışları biliyoruz. Kentsel dönüşümden bahsedeceğiz birazdan. Oralardaki efendim işte belediye hayattır aslında. Yani değil mi? Evet. Yaptığımız ihaleler var. Bu zaten zannediyorum 2 ay kadar önce idi. Meclisimizden de geçti, yasalaştı. Fiyat farkı meselesi var müteahhitlere. 7. ayla 1. ay, 12. ay arasında o süreçteki fiyat farkının talep edilebileceği, verilebileceği yolunda bir yasa da geçti meclisimizden. Dolayısıyla sorun yok demek değil, sorunların çözümü noktasında bizim mücadelemiz. Bu da hep öyle oldu zaten. Allah'ın izniyle güçlü bir kadro var, güçlü bir irade var, güçlü bir ittifakımız var. Elhamdülillah vatandaşlarımız da bu noktada, ki yapılan anketlerde de efendim bu ekonomiyi kim çözer sorusunun cevabında ağırlıklı olarak yine bizim hükümetimiz, iktidarımız, ittifakımız gündemde. Elhamdülillah oraya layık olmaya çalışacağız. Zannediyorum çarşamba günü de bu elektrik ve doğalgaz, ki küçük esnafın sıkıntısından özellikle haberdarız. Elektrik faturalarının kademeden dolayı ve ticaret hanelerinde meskenlere göre farklı tarife uygulanmasından dolayı yorduğunu esnafımızın biliyoruz, farkındayız. Bununla ilgili de, ki zannediyorum pakette de özellikle meskenlerden daha önce bu alanda bir çalışma yapılıp Sayın Cumhurbaşkanımıza kabinede sunumdan sonra bir açıklamayı ben bekliyorum. Aldığım duyumlarda, okuduğum kulis bilgileri de bu yönde açıkçası. Şimdi şeyi merak ettim. Dediniz ya hani daha kötü günleri gördük. Yani evet. Cumhuriyet tarihi boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında %127'lik bir zam var elektriğe. Ve Cumhuriyet tarihine baktığımızda hiç böyle bir zam oranı yok. Geçmişe baktığımız zaman. Bu bir. İkincisi, biz elektriği... O sadece %127 zam oranı. Peki enflasyonlar? Enflasyonda da yine baktığımızda faizler, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekten geçmişe dönüp baktığımızda %50'nin üzerinde bir enflasyonun olmadığını görüyoruz. Neyse ben sorumu sorayım. Ben siz sizden cevap yok, isteyeyim. Yok, şöyle bunu şunu söyleyeyim. Hayır, şunu bir tamamlayayım. Siz yine cevap verin bana. Reskont faizinin %74 olduğunu bizzat yaşayan genç bir avukattım. 2000-2001'inde askerden geldiğimde bunu da söyleyeyim. Yani çekini ödeyemeyen bir esnafın, 1000 liralık çekini ödeyemeyen bir esnafın bir yıl sonra 1800 lira olarak ödemek zorunda kaldı. Şimdi sadece ekonomik kriz ortamlarının yaşandığı aşikar. Bu dünyada ortamı, yaşandığı da aşikar ama Türkiye'de ben şunu merak ediyorum. Mesela dünyada, elektrik ve doğalgaz zammında, ki 2001 yılında daha Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce Kayseri'ye doğalgaz gelmeye başlamıştı. Ve Cumhuriyet tarihi boyunca yine baktığımızda doğalgaza doğalgaz ve elektrik... 2006'da Tolga Bey. Daha önce tabii doğru. Hayır 2001 yılında neydi adı, Kayseri Gaz'da değildi. Meskenler'de değildi. 2006. Başka bir şirket adıyla kurulmuştu zaten, verilmeye başlanmıştı. 2002 HSV yılından idi. Önce HSV adıyla, evet. Doğalgaz verilmeye konutlara başlanmıştı. 2005'ti. Konutlar. Evet. 2005'te bütün bölge, bütün merkeze arada verilmeye bakalım. Başlandı. Arada bakalım. Ben şunu merak ediyorum. Arada bakalım. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi biz elektriği bir devletten alıyoruz. Dolayısıyla kendi ülkemiz sınırlar içerisinde de güneş var, rüzgar var, su var, her şey var ve kendi elektriğimizi üretebiliriz. Bugün bakıyoruz birçok belediyede kendi öz kaynağını oluşturabilmek için GES'leri de kurabiliyor, HES'leri de kurabiliyor. Ama baktığımız zaman bunun halka yansıması nasıl olacak diye, halka ücretsiz dağıtımı söz konusu değil. Daha çok işte elektrik şirketlerine satıldığını görüyoruz belediyeler aracılığıyla da. Buradan şuraya geleceğim. Evet. Bu elektrik zammı geri çekilecek diyoruz, bekliyoruz. Böyle bir umudumuz derken, var. Yani şöyle, böyle bir umudumuz var. Şimdi, çünkü yapılacak olan yani tartışmalar ya da yapılacak olan konuşmalar bunu işaret ediyor biz, ama ne yapılabilecek? Yani şimdi bir taraftan akaryakıt zammı devam ederken elektrikte cüzi bir indirimin gelmesi vatandaşı rahatlatabilecek mi? Bunların hepsi birbirine bağlantılı, bakın Tolga Bey. Yani HES santralleri dediniz. Peki bugün baktığımız zaman ülkemizdeki muhalefetin HES santralleriyle ilgili özellikle eylemlerinde bulunduğu, eylemlerinde birlikte hareket ettiği konusuna ne diyeceğiz? Nükleer enerji santrali Akkaya, biliyorsunuz değil mi? Akkuyu. Yani, Akkuyu nükleer elektrik santrali. Onunla ilgili hiç olumlu bir şey duydunuz mu sizin muhalefetimiz? Çünkü dünya vazgeçerken biz nükleer enerjiye geçiyoruz. Evet. Peki dünya vazgeçerken Fransa'sı, Amerika'sı, Japonya'sı ne yapıyor? Kilit mi vuruyor bu? Kilit vurdular santrallere. Evet. Peki HES'ler ne olacak?
HES'leri devam ettiriyorlar. HES'ler ne olacak? HES'leri devam ettiriyorlar. Olacak, değil HES'ler devam ettiriyor. Şimdi bakın, bizim peki 2000'deki diyelim, hadi biz burayı milat aldık. Gelişmişliğimiz, üretim politikalarımız, sanayileşmemiz bundan 20 yıl önce, 30 yıl önceki sanayileşmeyle aynı mı? Elektriği biz sadece, doğalgaz sadece konutlarda mı kullanıyoruz? Yani bu arz sorununu nasıl çözeceğiz? Değil mi? Yani aynı şeyi söylüyoruz aslında. Arz elektrik, sorununu nasıl çözeceğiz? Elektrik arzı var ama üretimi yok. Üretimini yapıyoruz işte. Ve ama üretim halka nasıl dönüyor? %127'lik zamla mı dönecek? Bakın, onu merak ediyoruz. Göreve geldiğimizden beri gönül isterdi ki bizden önceki hükümetler de en az bizim kadar bu konuda gayret etselerdi. Şimdi başka hükümetler yapmadı diye AK Parti hükümeti yapmayacak mı? Hayır, yapıyoruz zaten. Bunu demek istiyoruz. %127 zam mı? Yapıyorum. Siz zaman anlatıyorsunuz. Zaman anlatıyorsunuz. Hayat ben bu ne konu dedim? Ama bu konu önemli. Bakın, konu çünkü. Ben ne diyorum? Eğer bunları biz ne kadar çok artırırsak bu kadar milletimiz rahatlayacak. Aynı noktadayız. Artıyor aynı aslında noktadayız. Da vatandaş rahatlamıyor. Artıyor. Artması da lazım. Hayır, daha çok artmalıyız ve bizim sübvanse ettiğimiz rakamları da daha rahat hareket etmemiz. Şimdi konuşulan ne? Vergilendirme noktasında nasıl indirimler yapılabilir? Hem maliye tarafını ilgilendiriyor hem enerji tarafını ilgilendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki mesele zaman içerisinde neler yapılabilir? Bu neden zam yapılmak durumunda kalındı? Neden? Neden zam durumunda kalındı? Arzla ilgili ve dünyadaki bu pandemi şartlarında bütün emtialar, enerji de bir emtiadır. Bütün emtialar pahalandı. Doğru mu? Peki. Yani bütün emtialar pahalandı. Dolayısıyla vatandaşımıza bir yere kadar sübvanse ettiğimiz rakamları artık bir noktadan sonra devletin de bir şekilde idame etmesi gerekiyor. Sizin gelirlerinizi artırmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu bütün dünyadaki ve Avrupa'daki bu gelişmelerden kaynaklı zam yapmak durumunda kalın. Yani vatandaşa yansıtmak zorundayız evet, diyorsunuz. Evet, aynen öyle Doğru. oldu. Aynen öyle oldu. Peki. Ama efendim biz ne dedik? Hayatın içindeyiz. Bu oran %127 fazla mı oldu, az mı oldu? Vatandaş genel olarak ne dedik hep beraber? Kademede indirim olabilir mi? Bu bir düzenlemedir. Bu düzenlemeler sonrasında yeni düzenlemeler de hayata geçirilebilir. Dolayısıyla burada bizim elimizi rahatlatan nokta inşallah şunu demek istiyorum. Biz hayatın içinde bir iktidarız. Hayatın içerisinde olduğumuz için de biz kulağımızı kapatıp gözümüzü kapatıp efendim yok bu zamlar yeterli ne yapalım yapmak durumunda kaldık diye bir kenarda oturamayız biz. Bütün nokta oturmamak lazım. Oturmamak lazım. Bütün nokta bu. Biz sorumluluk mevkisinde insanlarız. Her konuştuğumuza da, her yaptığımıza da dikkat etmek durumundayız. Bizim gelen faturaları ödemiyoruz deyip de biz çözüm gibi bir durumumuz da söz konusu değil. Elektriğiniz kesilebilir çünkü. Ya tabii. Şimdi elektrik kesilir veya temelde düşersiniz, ödersiniz. Başka bir yöntem yani, bulunabilirdi belki. Bu çözüm değil. Dersiniz ki efendim buradaki oranı düşürülebilir mi? KDV oranı, temel gıdada olur. Bunlar konuşulabilir. Bizim beklediğimiz, istediğimiz, özlediğimiz ortamlar bunlar olmalı. Yoksa ben ödemiyorum la, ben kesinlikle tasvip etmiyorum. Yani. Başkanım şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sanki yani AK Parti bir düzenlemeyi getiriyor, toplumun nabzını ölçüyor. Sonra Sayın Erdoğan kurtarıcı gibi çıkıp bir müdahalede bulunuyor gibi bir durum var. Yani mesela... Bundan birkaç ay önce yine böyle bir dolar meselesi yine öyle oldu. 14'lerde kaldı. Değişen bir şey olmadı. Ya da işte... Nasıl? 18'den 14? 8'lerden çıktı başkanım. Yani, birçok şey var. Mesela bakan istifa etti. Erdoğan yasakladı. İstifa etti. Vesaire, ya da sokağa çıkma yasağını bakan açıkladı. İşte yarın yok sokağa çıkma yasağı yok dedi Sayın Erdoğan. 150 kilovat dedi. 210'a çıkartıldı vesaire. Evet. Şimdi sanki AK Parti... Çalışmalar arkadaşlar. Yani bu çalışmalar. Hesaplanmıyor mu başkanım? Şimdi bunlar bakın. Yol yürünürken hesaplanmıyor şimdi, mu? Öngörülmeden şimdi, mi? Öngörüsü şimdi, yapılmadan bakın, mı? Hayır, öngörüsü olmadan mı? Bunlar şimdi benim atıyorum işte bizim belediyemizle ilgili konuşalım. Hı-hı, tamam mı? Yani hı-hı. Siz bütün büyük bir hükümetimizi konuşuyoruz, kabineyi konuşuyoruz. Belediyemizle ilgili efendim burada bir düzenleme yapıyoruz. Bizim teknik birimleri getirdiler, uygulamaya başladık. Uygulama sonrasında bir takım aksaklıkları görmüş olabilirsiniz. Bu bundan ibarettir. Öngörülememiş olabilir. Öngörülememiş efendim enerji kısıtlaması. İran'daki bugün işte efendim şurada ne dediler? Gazımız bitti kalmadı dediler. Ne dedik? Böyle bir şey yok dedik. Gazımız var ve sadece akımda bir sıkıntı olmasın. Vatandaşımız, sanayicimiz daha büyük sıkıntı yaşamasın diye bir şey. Ha bu B planı, C planı ben şurada onu söyledim. Ya bunun C planı da yapılmış ama
sadece sanayi kesiminde daha pratik bir çözüm üretildi. Bölümlere ayrılarak Kayseri'mizde biliyorsunuz. O şekilde bir çözüm üretildi ve elhamdülillah atlatıldı. Birilerine bakarsanız efendim gaz da kalmadı, elektrik de kalmadı. Böyle bir dünya yok. Ben bunu demeye çalışıyorum. Biz hayatın içinde bir iktidarız. Hayatın içinde yöneticileriz biz. Vatandaşın şikayet ettiği, efendim bu konuda sıkıntı var dediği bir noktaya biz kulak tıkayamayız. Böyle bir lüksümüz yok. Biz hayatın içindeyiz. Bizim özellikle altını çizmek istediğimiz nokta o. Yani uygulamaya siz başlarsınız. Ondan sonra efendim bu hesaptır, kitaptır, olabilir. Büyük bir organizasyondan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bir taraftan enerji politikaları, bir taraftan vergi politikaları, bir taraftan dış siyaset. Yani Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin en güzel tarafları da pratik olabilmesi. Yani sıkıntıyı efendim üçlü kararnameye gerek kalmadan, doğru mu? Meclis kanalıyla getirirsiniz, çalışmalar yapılır. Bu şekilde çözümler daha seri olarak üretilir. Bu enerji piyasası yani, özelleştirilmemiş olsaydı daha sağlıklı olur muydu? Şimdi bakın bunların hepsi bir hesaptır. Enerji piyasası, efendim işte enerji piyasaları, efendim sosyal medyada enerji, EPTK niye açıklama yapma durumunda kaldı? Neden? Bir algı var. Efendim enerji piyasası kurulu bunu değil de dağıtım şirketleri daha çok para kazanıyor. Daha çok bu şekilde fiyatları onlar belirliyor şeklinde. Hayır, enerji piyasası adı üzerinde, enerji piyasası denetleme kurumu. Tamam. Bunlar üzerinden fiyatlar belirleniyor. Peki neden o dağıtım şirketleri toplantılara dahil ediliyor? İstişare etmekte ne sakınca var Tolga Bey? Kamuoyunun önünde yapılmasında bir sakınca yok mu sizce? Şimdi yani Merkez Bankası, Bakanlığı Merkez Bankası çözümleyemez miydi? Merkez Bankası Başkanımız, görüştük, böyle bir Merkez Bankası Başkanımız miydi? Özel bankaların genel müdürleriyle toplantı yapmasında ne sakınca var? Bunun gibi bir şey. Bu şekilde yapılması sorgulanıyor. Bu. Merkez Bankası, ben bir gazeteciyim, bunu sorguluyorum tabii, mesela. Ben de şu cevabı veriyorum. Yani Merkez Bankası Başkanı özel bankaların genel müdürleriyle toplanıyor da, yani EPTK Başkanı niye dağıtım şirketleri şimdi bir araya gelmesin? Şimdi orada daha çok devletin aslında devletin bakanlığının vereceği rakamlarla enerji piyasasındaki dağıtım şirketlerinin vereceği rakamları mı tartışmasını izleyecek vatandaş, yoksa bakanlık bir res çekecek, diyecek ki arkadaşlar biz konuştuk hükümetimiz olarak, şimdi, kabine olarak bir karar aldık ve dolayısıyla bakanlığımızdan istenen bir rakam budur. Bu rakamı biz yarın Sayın Cumhurbaşkanımız eliyle halkımıza açıklayacağız demesi mi daha doğrudur? Yoksa enerji dağıtım şirketlerinden alınan bir rakamın Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulması mı daha doğrudur? Şimdi dağıtım, şimdi bunlarla ilgili sizin net bilgileriniz var mı Tolga Bey? Kulis bilgileri. Yansıyor kamuoyuna. Biz bunları araştırıyoruz, şimdi okuyoruz. Şimdi bir bu şekilde istişare toplantısının tüm detaylarının verilmesi, kamuoyunda tartışılması bunlar şeydi. İkincisi, ben bir belediye başkanı olmadan önce avukatlık yapan biriydim. Evet, yani sözleşmeler, efendim neler yapılabilir? Hukuk sistemindeyiz. Kimse ve anayasal düzenimiz esastır tabii ki. Kimse efendim hadi hop bir şeyle bu zamı yapalım, hadi hop buradan bunu geri çekelim, hadi hop efendim dağıtım şirketlerinin payı böyle olmalı. Sözleşmeler vardır malumunuz. Sözleşmeler incelenmiştir. Hukuk müşavirleri bir araya gelmiştir. Bakanlık üst düzey yetkilileri bir araya gelmiştir ve ona göre bir formülizasyonlar üzerinde. Usulde bir hata yoktur diyorsunuz. Yani, tabii ki. Yani bunlar gayet doğru şeyler, yapılması gereken şeyler ve de kamu yönünde bu şekilde hadi o işte oradan onu indirim yapalım, buradan payı %3'e çekelim, 5'e çekelim gibi bunların istişare edilmesi gerekiyor ve bunlar olduğu için benim beklentim ve kulis bilgilerim çarşamba günü muhtemel bakanlar kurulu toplantısında kabineden sonra bunlarla ilgili bir açıklamaları da düzenlemeleri de ben bekliyorum açıkçası. Peki başkanım, buyur İsmail abi. Buradan da inşallah bu müjdeleri vermiş oluruz. Başkanım, sonuçta yıllardır bu siyasetin içindesiniz. Tabii 2002 krizini vesaire de gördünüz. Biraz 2001 krizini, özür diliyorum. Avukat olarak o dönemde yaşananları da dile getirdiniz. Sizin öngörünüz ne? Bu süreç, yeni ekonomik modeli bizi nereye götürecek? Yani bir dava olsa, sizin mesleğinizden söylüyorum, en azından tahmin ediyorsunuz. Ya bu dava 5 yılda biter, bu dava 2 ayda biter, bu dava 3 yılda biter. Bu yeni ekonomik şimdi modeli ne? Davalar 3 ihtimallidir. Yani 3 ihtimal işte. Bize de bu 3 ihtimali, dönebilir. 5 ihtimali açıklayın şimdi yani. Şimdi bir de istinaf var. 10 yıl mı sürecek? Hakimin takdiri 3 ay var. Mı sürecek? 6 ay mı sürecek? Efendim, ne görüyorsunuz? Şimdi ben özellikle şunun altını çizeyim. Ben bir kere haddimi bilmeye çalışırım. Haddimi bilirim açıkçası. Sizler de beni tanıyorsunuz. Ben ekonomist değilim. Yalnız bir siyasetçi olarak, bir belediye başkanı olarak bilmem gereken şeyleri ve merak ettiğim şeyleri de okuyorum. Bu konuda da son dediğim gibi
Özellikle döviz piyasasındaki artışlar dolayısıyla, beklenmedik artışlar dolayısıyla yakından takip etmek. Üstüne üstlük, malumunuz Hacılar'da belediye başkanı olmak biraz daha böyle ekonomiyle çok daha yakından ilgilenmenize gerektiren konular işin doğrusu. Evet. Neden? Sanayicilerimizde sık sık bir araya geliyorsunuz. Sanayicilerimizde telefon trafiğiniz oluyor. Oralardan da canlı gelişmeleri de alabiliyorsunuz. Ham maddedeki tedarikle ilgili sıkıntılar, konteynerle ilgili sıkıntılar. Bununla birlikte bizim de okuduğumuz, takip ettiğimiz. Öncelikle ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Sayın Maliye Bakanımız Nurettin Nebati Bey'in tüm açıklamadan, tüm detaylarıyla, şimdi altınlarla ilgili, yastık altı altınla ilgili de çalışmalar var biliyorsunuz ve mesela KGF destekleri, değil mi? Bunların biraz açılması gerekiyordu, detaylandırılması gerekiyordu. Ben bunu birçok sanayiciden dinledim. Neyi dinledim? Sayın Bakanımızın o cumartesi günkü yaptığı açıklamada KGF takibinin yapılacağı, özellikle altını çiziliyor. KGF ile yani kamu kredi garanti fonundan elde edilen kredilerle ki rakamlar ciddi rakamlar, milyondan başı 25 milyona kadar rakamlardan bahsediyoruz. Bunların yatırıma dönüşmesi. Yani siz çıkarttınız mı yastık altınları? Altınlarınız var mıydı? Benim altınlar daha önceden piyasaya sürüldü efendim. Onlar başka türlü değerlendirildi. Ama olanlara tavsiye edeceğim ben bunu. Onu söyleyeyim. Şunu söyleyeceğim. Kredinin takip sistemi. Kredi verilip yatırımına, makineye, istihdama kullanılacağı yerde başka türlü gayrimenkule veya vasıtalara yönlendirilme noktasında sanayiciden bize sahadan bilgi geliyor. Bu geliyordu. Ben sahayı seven biriyim. Sürekli sahada olmaya gayret eden, haftanın iki günü de bir şekilde, daha önce birdi ama biraz daha bu süreçte işin doğrusu artırdım ben onu. İkiye de çıkardım, onu da söyleyeyim. Takip sistemleri çok önemli. O verilen kredilerin yatırıma dönüşmesi, istihdama dönüşmesi, makine ekipmanının genişletilmesi ya da kendi sanayi alanlarında binasının genişletilmesi, kapalı alanların genişletilmesi noktasında. Şunu diyeceğim, Sayın Bakanımızın söylediklerini bütün yazılı görsel basından takip eden, altını çizen bir vatandaşım öncelikle. Buradan anladığımız beklenti şu, yeni ekonomi modelde bir kere şunu görüyor muyuz? Umutlu muyuz ve de verilere göre de hareket ettiğimizde Aralık 20'den bugün neye geldik? Şubat 14'e geldik efendim. Kur bahsedildiği gibi Aralık'ta açıklandığı gibi kur korumalı sistemle belli bir noktada kaldı mı? Kalmadı. Kaldı. Kalmadı. Nereden kalmadı efendim? 13 Kasım'a kadar dolar 8 lira bandında seyrediyordu. Ben 20 Aralık'a kadar dolar 18-30'lara kadar çıktı. O gün Sayın Cumhurbaşkanı konuştuğunda iyice bize muhalif sorular soruyor. Hayır muhalif sorular değil. Kalmadı başkanım. Hayır. Bey ama sorum şu. 20 Aralık'tan bugünü soruyorum. Tamam onu soruyorum. 20 Aralık'tan bugüne soruyorum. 20 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanı konuştuktan sonra dolar 10.50'lere kadar indi. Bugün baktığımızda dolar 13'lerin üzerinde. 11.80. Dolar 13'lerin üzerinde bugün. Altın 1325 lira. Euro 15'ler üzerinde. Piyasanın satın aldığı rakamlar vardı Tolga Bey bunlar, tamam mı? Piyasanın satın aldığı rakamlar, ben bu açıklamaları yapıldıktan sonra piyasa dediğimiz sanayicidir. Sanayicinin beklentisi 13-14 bandı dolar, 14,5-15 bandı euroydu. Vatandaş diyor ki ama sanayici de diyor ki aynı şekilde biz buradan rahatsızız diyor. Siz de altını çizdiniz, konteyner başlı başına bir dert. Lojistik başlı başına bir dert. Ham madde başlı başına bir dert. Kur korumalı mevduat hesabıyla bile bakın, bu yeni ekonomik modelde iş adamı, yatırımcı şikayette bulunuyor. Bunu duymamız gerekmez mi? Biz bunları duyuyoruz. Çünkü ham madde süngerdeki ve Sunto'daki artışlardan birebir haberdarım ben. Birebir. Niye? Ben Hacılar Belediye Başkanıyım. Tabii yani ki. Neticede bir olmamız durum lazım, tabii olmamız ki. Lazım. Tabii ki. Bu bir lütuf değil. Yani. Tabii ekstra ki, tabii bir bilgi ki. Değil bunlar. Tabii ki, tabii yani. Ki. Ama buralardan benim de Suat Cuma günü son iki mobilyacı ciddi firmalarla görüştüğümde, ihracatçı firmalarla görüştüğümde oradaki hareketliğin devam ettiği bilgisine sahibiz. Doğru. Sünger'de ve Sunto'da. Ama ihracat rakamlarında herhangi bir sıkıntının, bir büyümenin olduğunu görüyoruz. Evet. Büyümenin olduğunu, hayır kendi o firmalar için konuşuyorum ben. Yani taleplerde bir sıkıntının olmadığı,
iş artırımına gittiklerini ve herhangi bir şekilde de kısıtlamaya gitmedikleri bilgisine sahibiz. Bunlar bize umut veren şeyler. Bu bilgilerle de güven aldığımız bilgiler. Benim kastım 20 Aralık'la bugün arasında kurda sizin bahsettiğiniz Kasım'daki 8 Kasım mı dediniz? Yani 14 Kasım'a kadar böyleydi Kasım ayındaki rakamlarla o hızlı tırmanışlar, hareketlenmeler. Burada görüyor muyuz? Görmüyoruz. Dolayısıyla yeni ekonomi modeli uygulanan ve Nisan'la birlikte daha da meyvelerini göreceğimiz turizm sezonuyla birlikte de daha da bir döviz bolluğu yaşanacak günlere geliyoruz. Hedef ne diyor Sayın Bakanımız? Bunlar yazılı zaten. 2023 Haziran'ındaki seçimler tek hane enflasyonuna girmek. Yani bunun için de hani dediniz ya, başkanım siz görüyor musunuz, umutlu musunuz? Tabii ki görüyorum, tabii ki umutluyum. Tabii ki ben hükümetime de yeni modele de güveniyorum inşallah. Hedef ne? Çünkü insanların rahat etmesi, insanımızın rahat etmesi, huzurlu bir şekilde yaşamını devam ettirmesi. Başkanım yine bağlantılı bir soruyla devam edelim. Şimdi tabii sonra ki evimiz, sorayım. Tabii ki İsmail abi özür dilerim. Buyurun. Şimdi evimiz hepimiz için önemlidir. Tabii evimizde sıkıntılar varsa ilk önce biz evimizdeki sıkıntılara karşı muhalefet şerhi koyacağız. Elbette. Bunu düzeltebilmek için. Siz de bir evden bahsediyorsunuz. Özelleştirme teşkilatı yapacağız. Bizim evimiz diyorsunuz. Evet. Ama hepimizin evi Türkiye Cumhuriyeti. Tabii ki. Tabii dolayısıyla şimdi tabii buradan ki. Yola çıkalım. 31 Mart seçimlerinde Kayseri'de 16 ilçeden %60'ı aşan 4 ilçeden birisiniz. Evet. Dolayısıyla bugün işte KDV indiriminden bahsettik. İşte elektriğe yapılan zamdan bir indirim söz konusu olacağını düşünebiliyoruz ya da öngörebiliyoruz. Ama bir taraftan akaryakıta yapılan zamlar devam ediyor. Şimdi bir de anket sonuçları var, yapılan anket sonuçları var. Anket sonuçlarına baktığımızda tabii taraflı anket sonuçları bunlar. Hem muhalefetin yaptırdığı hem iktidarın yaptırdığı. Çok anket sonuçları var. Tabii tabii iki tarafında ama iki tarafında yaptırdığı anket sonuçlarına baktığımızda iktidarın bir oy kaybettiğini görebiliyoruz rahatlıkla. Şimdi siz Hacılarlılar için soracağım bunu. Hacılar'da yarın seçim olsa bu %60'ı bugünkü ekonomik ortamda, bu ekonomik kriz ortamında ve siyasal kriz ortamında %60'ı yeniden yakalayabileceğinize şimdi inanıyor genel musunuz? Genel için mi soruyorsunuz, genel için mi soruyorsunuz? Ya Hacılardan bakarak Türkiye'ye bir bakın. Şimdi Hacılar Türkiye'nin aynasıdır. Evet, o yüzden soruyorum. Gerçekten. Çünkü bizde... Yani Hacılardan insanlar şikayetçiyse Türkiye'den şikayetçidir çünkü. Şimdi bakın, rahmetli Demirel'in bir beyanı vardır değil mi? Tencere ekonomisiyle ilgili. Anketler biz de takip ediyoruz, siz de takip ediyorsunuz. Ama burada başka taraftan anketlere baktığımızda bu sorunları kim çözer sorusunun cevabında yine ağırlıklı olarak AK Parti var değil mi? Ama %35'lik bir kararsız bir seçmen tipi var orada. Ona sorulduğunda cevap bile vermemiş. Şimdi cevap bile vermemiş. Peki anketler diyorsunuz ya, değişik gruplardan bizim de bilgi sahibi. Şimdi burada rakamlardan konuşmak çok gerek doğru yok. Olmaz. Çünkü benim net de bir şey yok. Benim de haddim olmaz işin doğrusu. Çünkü bu konuda bizim yetkili organlarımız var, vekillerimiz var, il başkanlığımız var bu noktada. Bakıldığı zaman şikayetçi, efendim herkes hayatından memnun, böyle bir dünya yok. Evet. Ama şunu ben size söyleyebilirim Hacılar olarak. Sanayici, esnaf, efendim ben diyorum ya dolaşan biriyim. Efendim, çok büyük sıkıntılar var mı yok mu sorusunun cevabını nereden anlarız? Nereden anlarız? Sokaktan. Bir belediye olarak, bir belediye idarecisi olarak nereden anlarsınız? Size bütün gün boyunca rutin işinize bakamayıp, Allah muhafaza, başkanım ekmek kalmadı, başkanım suyum kesildi, elektriğim kesildi, çocuğumun okul masrafı, tamam mı? Şu ana kadar şunu söyleyebilirim. Tabii ki bizim hacılarımız çok özeldir. Siz çay simit önerisinde bulunmuyorsunuz değil mi o zaman? Bizim, tabii ki bizim hacılarımız çok çok özeldir. Herkes birlik, beraberlik, dayanışma. Rutin işimizi, bunlarla ilgili talepler bizim özel sayfamdan gelir. Efendim sıkıntım var başkanım. Bunlar 3 yıl önce de geldiği vardı. Sayıda var. Bugün de aynı sayı. Böyle devasa artışlar ki olmasın Allah muhafaza. Efendim işte biz rutinimize bakamıyoruz. Çok büyük sıkıntı. İki, bizim de belediye olarak 60'ın üzerinde gayrimenkul ve dükkanlarımız var. O gördüğünüz çarşılar. Ben daha geçen haftalarda ekibime sordum. Arkadaşlar, kiralarda durumumuz ne? Getirttirdim listeyi. Tahsil edilmeyen, yani günü daha yeni geçen, yani işte 3-4 taksitte alıyoruz biz. 3 taksitte 4 ayda bir. Kirasını aksatan, buradan söylemekte hiç sıkıntı yok. Siyasi partilerin dışında onlar da biliyorum. Ben de yıllarca teşkilatçılık yaptığım için onlar seçimden seçime gelirler. Temerrüdüne de öderler. Hiçbir sıkıntı olmaz. Kimse de icraya konu olmaz.
böyle büyük bir efendim hiç kimse ödemiyor veya büyük çoğunluk ödemiyor şeklinde bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmadık. Bunlar bizim için verilerdir Tolga Bey, İsmail Bey. En büyük hareket bunlardır diyorsunuz. Ve de sanayicilerimizin efendim Allah muhafaza biz çok ihracatla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. İthalat rakamlar arttı. Bugün şu şekilde işçi çıkardık. İşçi çıkarmak zorundayız. Herhangi bir şekilde ne yerelde ne ulusalda da bunlara da şahit olmadık. Olmayalım da inşallah. Aksine elhamdülillah, bilakis aksine demeyeyim de bilakis güzel tarafı hala bugün organize sanayi bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımız ya da bizim bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımız da vasıflı vasıfsız. Ben biraz da meraklıyımdır işin doğrusu. Birileri bize iş için geldiğinde efendim belediyemizde şu anda istihdam söz konusu değil. Ama ben bakın diyorum şu firmada gazete, yerel gazetelerde malumunuz her gün iş ilanları şeklinde buralardan bize bilgi verin. Tanıdığımız, bildiğimiz olsa da olmasa da yani o işletme sahibi size yardımcı olalım, yol gösterelim dediğimiz şahıslarımız da oluyor. Yani bunlar da işin gerçekten artı tarafları, pozitif taraflar. Güzel. Bunlara da hamd ediyoruz. Yani yoksa dediğim gibi biz çıkıp da bir ayrıca bir anket yapmış değiliz ama elhamdülillah sokak bunlarla zaten ilgili, gösteriyor kendini. Bunlarla evet. ilgili inşallah dediğim gibi var olan sıkıntıları da kısa zamanda çözmek için ve çözüm üretmek için de ciddi bir gayret olduğunda farkındayız. Başkanım ittifaklarda soralım sonra herhalde reklam vaktimiz geldi. Erken değil miydi orası? Orası erken değil miydi? Daha Tolga Bey soruları bitiremedi. Soracaksan sen sor. O yüzden değil. Başka sorular vardı da. Peki, tabii ki oradan devam edelim. Tamam, sonra yok, sor. Yok. Eyvallah. Tabii, buyur İsmail abi. Şimdi başkanım birkaç gün önce biliyorsunuz 6 siyasi partinin lideri bir araya geldi. HDP ile aynı karede yer alınmadı. Hatta espri yapıldı. Masanın altında HDP vardı. Selfie'yi çeken ya da fotoğrafı çeken HDP'ydi vesaire. Ama HDP'de bir açıklama yaptı. Bizi yok sayamazsınız dedi. Sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun alttan aldığı HDP'yi küstürmemek için devreye girdi vesaire söylendi. Diyelim ki HDP bu ittifak dışı kalırsa AK Parti HDP ile bir ittifak içerisine girer mi? Bir temas sürer mi? Sonuçta HDP'nin büyük bir oy oranı da var. Böyle bir ortamı nasıl değerlendirir? Sizin ittifaka katılacak yeni siyasi partiler olur mu? Şimdi tabii ekonomi kadar dediğim gibi ekonomi her ne kadar bizim alanımız değilse de siyaset bizim alanımız elhamdülillah. Ama tabii ki biz boyumuzu aşacak cevaplara da veya girmek de çok uygun olmaz ama ben şunu söylemek istiyorum. HDP'nin bizimle ittifak olup olmayacağı noktası Cumhur İttifakı'yla gözüken ihtimaller baktığımız zaman öyle bir şey gözükmüyor. Ama ben bunu sadece şahsi fikrim olarak söyleyebilirim. Ama yine şahsi fikri olarak şunu söyleyebilirim. HDP'nin Millet İttifakı'nın içerisinde kenarında artı, 6 artı 1. Hani futbolu siz iyi bilirsiniz. Artılar. Yani yabancı kuralı gibi. Benim kanaatim orada artı olarak duruyor. Bunlar formüller üzerinde çalışılıyor. Gayet de normal yani muhalefetin bir araya gelmesi ama yani burada benim basından takip ettiğim, ulusaldan takip ettiğim efendim işte bir araya gelinebilir. Çok abartılacak bir tarafı da yok. Yani asla küçümsemek için de söylemiyorum. İnsani duygulardır. Bir araya gelinebilir. Ama vatandaşın cevap beklediği sorular şunlar. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bu soruya ne deniyor efendim? Efendim işte biz partisiz olacak, efendim işte adayımız yıpratılmasın. Peki kusura bakmayın ben Hacılar Belediye Başkanı adayı olduğumda 75 günlük, 80 günlük süreçlerde efendim henüz daha erken veya bizim için Ekim ayında, Kasım ayında genel merkezlerde isimlerimiz gittiğinde, değerlendirme yapıldığında yıpranacaksa yıpranacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır siyaset sahnesinde yıpranmıyor da. Yani Millet İttifakı'nın adayı mı yıpranacak? 16 ay vardı. Açıklasınlar mı ne? Yani açıklasınlar. Hemen mi? Açıklasınlar. Yani. Niye merak çekiniyorlar? Ediyorsunuz bu kadar? Açıklanırsa hayır. Ben bir şey merak etmiyorum. Yani açıklanınca dosya benim, mı çıkacak? Ne olacak? Hayır. Niye dosya çıksın ki? İstiyorsunuz. Niye dosya çıksın ki? Bakın İsmail Bey bu işte efendim dosya mı çıkacak? İşte onunla ilgili bir şey mi var? Ya bu hoş bir şey değil zaten. Yani
Yani işte adayları mı yok anlamında, yani belirleyemiyorlar. Açıklandığı da zaman bu 6 parti benim şahsi kanaatim bir arada kalamayacak arkadaşlar. Yani mesele o. Yani şimdi diyorsunuz ama ki anlaşarak siz, açıklayacaklar sonra dağılacaklar mı diyorsunuz? Cumhurbaşkanı adayı peki açıkladık. Diyor ki ben sembolik olacağım. Öbürü diyor ki ben başbakan olacağım. Öbürü diyor ki dışişleri benim olsun. Öbürü içişleri. 05'i ne yapacaksınız? 1'i ne yapacaksınız? Yani ne olacak? Hariciye nazır mı olacak? Yani nasıl olacak? Yani nasıl bir sistem bu? 3. Biz onların adayı şu olmuş bu olmuş değil. Yani bir konu hakkında burada ben bir ilçenin belediye başkanı olarak siyaseten sizin sorduğunuz, ekonomi sorduğunuz sorulara ben cevap veriyorum değil mi? Ben Binali Özdoğan olarak değil mi? Peki bir yetkili, efendim biz bir araya gelelim buna cevap verelim. Siz hiç duydunuz mu ekonomiyle ilgili bir çalışmalarını? Dış siyasetle ilgili bir çalışma var mı? İYİ Parti'nin var, ekonomi politikasını açıkladılar ama. Evet, ekonomiden sorumlu, efendim işte biz dedi, işte kitaplarımız var. Hani nerede? Nerede? Somut. Başkanım ben şunu merak ediyorum. Yani, benim özür dilerim bir de araya gireyim isterseniz kusura bakmayın. Benim siyasi görüşümü az çok Tolga Bey biliyor. Sizler de biliyorsunuz. Ekrandan söylemeye gerek yok. Yani benim durduğum noktada HDP oraya gelmiş olsa ben kişisel olarak siyasi görüşümde olsa o CHP'ye oy vermem. Sizin de böyle bir duruşunuz olur mu? Şimdi bizim şöyle olursa böyle olur şeklinde dedim ya ben boyumu aşan konulara evet. Çok girmem uygun olmaz. Genel merkezler bunları değerlendir. Ama bizim Cumhur İttifakımız dimdik ayakta. HDP'nin durduğu yer belli. HDP'nin içerisindeki vekillerin bizim genel anlayışımıza, siyasetimize ne kadar ters olduğu nokta hepimizce de malum. Dolayısıyla bunun üzerinde fazla bir şey söylemem benim çok uygun olmaz. Peki. Ama şunu söylüyorum ben. Benim de kanaatim orada 6 artı 1. Hadi 6 yani saygısızlık olmasın da yani neyse öyle dedi. Basın öyle lanse edildi. Öyle olsun. Öyle kabul edeyim. HDP benim de kanaatim aday belli. Ama çok konuşulduğu için çok konuşulduğu için efendim işte partisi olacak, efendim işte tarafsız olacak, efendim şöyle olacak, böyle olacak. Yani bir insanın oradan bir adayının çıkması, efendim bir herhangi bir genel başkanın çıkması bütün işi karıştıracak. Onlar şimdi karıştırdılar bence gördüğüm. 28 Şubat'ta açıklayacağız da güçlendirilmiş parlamenter sistem ne demek ya Tolga Bey Allah aşkına? Parlamenter sistemdir ya da Cumhurbaşkanı hükümet sistemidir. Ne demek bu? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani mevcut sistemi peki siz vatandaşımızın demokrasi diyoruz ya işimize geldi demokrasi oldu işimize geldi olmadı değil mi? 2017'de referandumda bu vatandaş artı birle ne demiş sandıktan ben bu yeni anayasa sistemini istiyorum demiş. Değil mi? Biz tekrar değiştireceğiz ve garanti veriyorsunuz. Neye göre garanti veriyorsunuz? Ya yani iktidar partisi nasıl değiştirdiyse muhalefet iktidar oldu. Neye göre garanti veriyorsunuz siz? Ya, mevcut sistemde başbakanlık var mı Tolga Bey? Mevcut sistemde yok ama kendi içimizde tartışacağız ve meclis içerisinde bu durumu çözeceğiz diyorlar. Parlamenter sistem gelse AK Parti peki, yine birinci olur. Peki inşallah öyle bir şey olmayacak da farazi Allah muhafaza derler ya Allah muhafaza öyle bir şey oldu. Cumhurbaşkanı oldu oradan bir aday gösterildi. Cumhurbaşkanı nasıl bir cumhurbaşkanı olacak ki tüm yetkilerinden feragat edecek? Doğru mu? Sembolik bir cumhurbaşkanı olacak. Götüreceksiniz siz. Çoğunluğu bulamadınız. Abdullah Gül sembolik bir cumhurbaşkanı mıydı? Nereden çıktık şimdi biz? Hayır, sembolik bir cumhurbaşkanı gösterecek diyorsunuz. Parlamenter sistem geldi. Hayır, yetkilerinden vazgeçecek. Abdullah Gül yetkileri sınırlı mıydı? Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk cumhurbaşkanı olduğunda yetkileri sınırlı mıydı? Şimdi bu konu başka bir konu. Ama aynı şeyi söylüyorsunuz. Bakın. Bu tezinize ben çürütürüm. Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olduğunda parlamenter sistem vardı. Evet. Ve memleketimizde evet. Başbakan da vardı. Kötü müydü mesela o dönem? Memleketimizde. Kötülüğü, iyiliği bu şu anda konumuz değil. Benim altı çizmek istediğim nokta şu. Mevcut sistemde siz Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Ama başbakan yok. Kötü olacak diyorsunuz başbakan ama yok. Ama kötü olacak kötü diyorsunuz. Kötü olacak demiyorum. Başbakan yok ortada. Olmayan bir şeye nasıl talip oluyorsunuz? Şimdi... Olmayan bir şey nasıl talip oluyorsun? Sen istersen son evet. sorun merak ettiğin soruyu. Bütün mesele bu. Bütün mesele. Şimdi... Cumhurbaşkanı şuraya geleceğim. Sisteminde diyecek ki efendim ben bu yetkilerle falan ben hiç olmasın etmesin. Hadi hop parlamenter sisteme geçeceğiz. Elinizde garantiniz yok onu demek istiyorum. Seçildikten sonra bu tartışılmaz mı kendi içerisinde tartışılabilir tabii ki.
İşte bunu neye göre protokole bağlıyorsunuz Tolga Bey? Ama bunun altını dolduruyorlar. Neye göre bağlıyorsunuz? Biz iktidar olduktan sonra meclis neye göre taahhütname mi alacaksınız? Taahhütname mi alacaksınız? Hayır. Kur'an-ı Kerim'e mi bastıracaksınız? Nasıl olacak? Referanduma giderler. Çıkmadı sonuç. Neyse ben çoğunluğunuz olmadı. Mecliste çoğunluğu sağlayamadınız. Referandumda hayır çıktı. Şimdi siz geçenlerde Ankara'ya ne yapacaksınız? Ankara'da da İçişleri Bakanımızı ziyaret ettiniz. Tolga Bey benim soruma cevap verme. Birçok belediye başkanı da, başkanım, siz birçok belediye başkanı da sizi kıskandı herhalde. Sosyal medyada da gündem oldunuz. Acaba dedik Sayın Bilal Özdoğan siyaseti biraz daha yani ağırlaştıracak mı? Yerel hizmetlerden çıkıp genel siyasete mi atılıyor? Milletvekili adaylığı falan mı düşünüyor gibi şimdi, çalışmaları mı var acaba dedik. Şimdi bizim, Ankara'ya niye gitti dedik. Niye gittiniz Ankara'ya? Bizim Sayın Soylu'yla niye görüştünüz? Eyvallah, milletvekili adayı olmayı planlıyor musunuz? Eyvallah. Bir de başkanım başta dedi ki sahada artık 2 gün varım. Artırdım sahadaki çalışmalarımı. Evet. Hemen not etmiş. Hemen not etmiş İsmail Bey. Türkiye siyasetine girmeye gönüllü gibisiniz herhalde. Yok, onlar bizim sahadaki 2 gün. Sahada 1 gün en kötü 1 gün oluyordu. 2 günden benim kendi şeyim bizim Antalya'daki programımızda bizim genel merkezimizden dinlediğimiz tavsiyelerin arasındaydı. 1 olursa 2 olursa daha iyi olur. Ki tüm başkanlarımız da zaten kimi 1, kimi 2, kimi daha fazla o şekilde bütün o 2'den 2 oradan gelir. Peki. Onu söyleyeyim. Tolga Bey'in sorusuna gelince... bizim şu andaki vazifemiz efendim nedir? Hacılar Belediye Başkanı. Evet. Hacılar Belediye Başkanı neyle uğraşır efendim? Hacılar ilçesiyle meşgul olur. Hacılar ilçesinin taleplerini ilgili bakanlıklarla. Bu bizim hep yaptığımız konular zaten. Siz yakından takip ediyorsunuz. Sizler özellikle İsmail Bey, Tolga Bey teşekkür ederim. Biz daha önceki ziyaretlerimizde de ilgili bakanlıklar, Çevre Şehircilik Bakan Yardımcılığı, Gençlik Spor Bakan Yardımcılığı, bu bakanlıklara girişlerimizin hep bir nedeni vardır. Yani bir dosyayla gitmişizdir. Hatta Cafer Bey de herhalde bizim basından getirdiler. Cafer Zengin Bey, o dosyada ne var? Hani daha önce Aseki Bakan'a gittiğimde böyle klasör, şimdi dosya falan. O dosyada ne var? Hükümet konağı projemiz vardı. Malumunuz bizim İçişleri Bakanlığımız ilçemizdeki hükümet konağının afet riskli alan ve iyileştirilmesindense yıkılıp yeniden yapılmasının daha rentable olduğu sonucuna varıldığı için rapor dolayısıyla burada böyle bir kanaat oluşup ve de biz böyle bir talepten sonra Kaymakam Bey'le bir araya geldik. Ki malum siz ne kadar çalışırsanız o kadar da işiniz denk gelir, rast gider derler ya. Aile sağlığı, eski aile sağlığı merkezini biz hükümet, geçici hükümet konağı olarak Kaymakam Bey'le birlikte kararlaştırdık. Oraya geçişte sağlandı. Biz de tabii ki üzerimize düşen ne varsa belediyemiz olarak ki bizim devletimizin temsilcisi, müdürlüklerimiz, Kaymakam Bey'in kendisi tabii ki hızlıca o tarafa geçişlerine yardımcı olduk elimizden geldiğince. İyi ki de o Özdemir ailesi, buradan da selam olsun Şeref Bey abime ve kardeşlerine. O yeni aile sağlığı merkezi yapılmış, hastane gibi 1 metrekarelik. Eski sağlık merkezinde de hükümet konağımız şu anda faaliyetini gösteriyor. Ve Türkiye'de de bir İnegöl, bildiğim Bursa İnegöl hükümet konağı geçici yerine geçmiş ve çıkışı sağlanıp ihaleyle yıkımı gerçekleştirildi. Bizde de aynı şekilde oldu. Bize gelen bilgi sadece 2. En hızlı şekilde ilçe olduğumuz yönünde. Biz de bu bilgilerle daha öncesinde, ben bu konuda ders çalışmayı severim. Daha önceki Ocak ayındaki ziyaretimde, tabii ki ayda bir de denk geliyor. İyi ki de geliyor işin doğrusu. İşimizi takip ediyoruz. Ocak ziyaretimizde ilgili bürokratlarla görüştüğümüzde alan gösterdik. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde. Metrekare ile ilgili ve nasıl olacağı yönüyle ilgili bir takım detaylar. Akabinde de bizim o ilgili daireden aldığımız bilgi doğrultusunda Bakan Bey ile son noktayı tamamlanması gerektiği bilgisine sahip olunca Bakan Bey'den randevusu çok da kısa sürede, şöyle söyleyeyim, 4-5 gün içerisinde de Bakan Bey'in de programı müsaitmiş, sağ olsunlar, görüştük ve hükümet konağımızla ilgili 2022 yıl içerisinde yatırım programına ve başlanacağı bilgisine orada sahip olduk. Hemen yine ilgili birimlerle İçişleri Bakanlığımızla da
Bugün de yine bir telefon görüşmesi sağladık. İnşallah 2022 içerisinde başlanacak ve nasip olursa da bitecek. Yani başka bir amaç yok. Tabii ki canım, yani bir başka bir amaç olup da ben sizi gayet iyi anlıyorum. Çok da teşekkür ederim takibinizden dolayı. Ben hep şunu söylerim İsmail Bey, Tolga Bey. Ben şu anda ömrümüz olursa 2024'e kadar Cenab-ı Allah lütfetmiş, vatandaş teveccüh göstermiş. Sağlık esastır. Hayat esastır. Sağlığımız 2024'e kadar el verirse bu görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Sonrasında efendim ne olacağını, ne biteceğini Rabbim bilir. Tamamen bitebilir. Başka aynı görevde devam, yani aday olarak ve vatandaş tabii ki teveccüh gösterir, sandıktan da kabul görürsek, bundan da altını çizelim de yanlış anlaşılmaya mahal olmasın. Başka görevler olabilir, olmaz. Bunlarla ilgili ben rahatım. Çünkü görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızın, dediğim gibi, bizim bir parolamız vardı, gönül belediyeciliği. Bu gerçekten samimiyetle söylenmiş bir şeydi. Kimine yaşımıza göre kardeş olalım, kiminin abisi olalım, kiminin evladı olalım. İnşallah o yolda gidiyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Siyaset bizim özellikle ilçe tarihinde siyaset çok 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 değerli isimler, rahmet rahmana kavuşan isimlerin olduğu siyaset tarihi ki İsmail Mustafa Derin desem hepiniz hatırlarsınız. Evet. Bir türlü bizde çok emeği var ilçemizde, Kayserimizde. Milletvekilliği nasip olmamış. Nasip olmayınca da olmuyor Tolga Bey. Evet. Onu da söyleyeyim. Allah her şeyin hayırlısını versin. İsmail abi, reklama gideceğim de bir vatandaş sürekli beni buradan soruyla taciz ediyor. Başkan özellikle sormamı istiyor. Doğalgaz meselesiyle alakalı. Buyurun. Bir skandaldan bahsediyor. Tutamseki, Yıldırımlar Caddesi. Peki. Diyor ki elektriğimiz var, suyumuz var, kaski var. Peki. Ama doğalgaz gelmiyor. Niye gelmiyor diye sorduğumuzda evler ve yol resmiyette yok deniliyor diyor. Var mı böyle bir şey? Şimdi şöyle, hacılar da doğalgazı ana hattı olmayan, yani Tutamseki'ye de buradan selam olsun. Özellikle merkezde 12 mahallemiz var ya, evet. Bunu zaten Karpuz 8 Hürmetçi çıktığınız zaman beğendik, 7 ağaç, Sakar Çiftliği. Hemen hemen şöyle bir geriye kalan 7-8 mahallemizi merkez olarak kabul ettiğimizde, merkezde ki Bağlar bölgesinde de bu saydığım yerlerde de gazımız var da, daha önceki sistemde Kayseri gazımız Sokar ortaklığı olmadan önce, hı hı. Nasıl söyleyeyim, teknik işlerde bizim birlikte protokollerle çözebildiğimiz işleri onay veriliyordu. Ama bildiğim kadarıyla bana ulaşan bilgiler şunlar. Efendim işte teknik tamam ama işin hukuki boyutu da kamulaştırma sorunu yaşanmasın, tapuya şerh edilsin, imarda, yeşil alanda gözüken yerlerde derc edilsin şeklinde biraz daha teferruat, artık ne yaşandıysa başka illerde biraz daha bir ince detay istendiği için Tutamseki'den ve de Hasan Dağı'nı da söyleyelim. Hasan Dağı'nın bazı noktalarında bu sene mesela bu yaz hatırlarsınız ana hatlar, bütün Hasan Dağı'nda hatlar çekildi ama hemen yanı başında olmasına rağmen imar planında ki mevcut durumla, şöyle söyleyeyim, fiziki durumla plandaki durum maalesef yıllar önceki çarpık yapılaşmadan kaynaklanan plandaki durumla örtüşmediği için vatandaşımız, şöyle söyleyelim, biz gaz hattının geçtiği yer kişi mülkiyetine giriyor. Orası da ama şu anda yol gözüküyor. Yani fiziken ve plan olarak uyuşmamasından kaynaklı teknik sorunlar bunlar. Ne olacak peki orası? Şimdi bizim Kayseri Gaz'da bu tür yerlerimiz var, görüşmelerimiz var. Bununla ilgili Memduh Başkanım'ın başkanlığında da bir araya geldik. Bunlarla ilgili biz belediye tarafı olarak vatandaşımızın yanındayız. Yani ama Sokar firması çok ortaklı olduğu için bunlarla ilgili görüştüğümüz bazı konular da var. İnşallah vatandaşımızın gaza ulaşması için biz yanlarındayız. Onu hep söylüyorum, ben birebir ziyaret ediyorum. Takipçisiniz. Tabii. İzahta da bulunuyoruz. Vatandaşlarımız da bizi anlayışla karşılıyorlar. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Kayseri Gaz bize efendim tamam şunu dese, ilgili belediye olurlarıyla her türlü kamulaştırma, şu bu bedelleri de ben belediye olarak üstlenmeye kabulüm.
Bunlarla ilgili biz her türlü işte varız. Güzel. Bunu bilsin vatandaşlar. Güzel. Tamam. Güzel. Yani biraz teferruatlandırdım ama kusura bakmayın. Mevzu bundan ibarettir. Peki izninizle... Çünkü konuları biliyoruz elhamdülillah yani. Peki başkan, izninizle reklama gidelim. Eyvallah. Eyvallah. Evet, kısa bir reklam verelim, sonra Hacılar Belediye Başkanımız Sayın Bilal Özdağ'ınla söyleşimize devam edeceğiz. Merhaba değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz. Hacılar Belediye Başkanımız Sayın Bilal Özdağ'ın canlı yayın konuğumuz. İlk bölümde biraz ulusal Türkiye'nin gündemine göz attık. Şimdi de tabii ki Hacılar ilçesini biraz daha konuşmaya çalışacağız. Tabii Hacılar biliyorsunuz Erciyes'in eteğinde kurulmuş büyük bir ilçemiz, merkezi ilçemiz. Doğal olarak da Erciyes olunca kış sezonu tabii ki yoğunluk yaşanıyor. Hem tabii ki turistlerin yoğun olarak kullandığı ilçelerimizden birisi, hem de Erciyes'ten faydalanan ilçelerimizden birisi Hacılar. Bunu konuşacağız. Tabii genel manada Hacılar'dan çok fazla çıkmıyor insanlarımız. Erciyes denince Hisarcık vesaire biliyor. Siz Hacılar olarak Erciyes'ten yeterince turizm payı alabiliyor musunuz? Almak için neler yapıyorsunuz? İnsanlar gelip Hacılar merkezde vakit geçiriyor mu? Evet, İsmail Bey teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bizim kış turizminde Türkiye'mizin önemli noktalarından birisi Erciyes'imiz. Dolayısıyla bu Erciyes'imizin bu güzel nimetinden yararlanmak için de tabii ki Kayseri'miz, Kayseri Büyükşehir'imiz bu noktada çok ciddi yatırımlar yaptı. Ve bu yatırımların da meyvesini alıyoruz tabii ki bu noktada Kayseri olarak. Ama şu noktaya geldiğimiz zaman Hacılar olarak biz bu verimin neresindeyiz? Biz bu turizm potansiyelinin, turizm pastası moda tabirle var ya, ben daha önceki yayınlarda sizinle de bahsetmiştik. Aynı zamanda ben yüksek lisans öğrencisiyim. İnşallah bitirmek de üzereyim, onu da söyleyeyim. İnşallah. Eyvallah. Dünyada 1 milyar insan yılda bu pandemi öncesinde turist olarak bir yıl içerisinde dolaşıyor. Ve 1 trilyon dolarlık bir pasta var. Ya muhteşem bir rakam ve muhteşem bir sayı değil mi? Yani biz Türkiye olarak bu pastanın ne kadarını alıyoruz, alabiliyoruz ya da bu pastayı nasıl artırabiliriz? Hep bizde Anadolu insanında nedense böyle bir turizm deyince çocukluğumuzdan beri karasal iklim eleman insanlar olarak hep sahil aklımıza gelir değil mi? Yani bu kayak işleri falan sonradan bizim Anadolu'muzda gündeme gelen işlerimiz elhamdülillah. İşin doğrusu biz bir şeyi tespit etmemiz gerekiyordu. Hacılar olarak kış turizminden, yaz turizminden, tabiat, doğa turizminden, yürüyüşlerden ne kadar faydalanıyoruz? İşte bunun bizim ilçemize getirileri, artıları neler diye baktığımızda. Evet, yani bakıldığı zaman ve karşımıza çıkan cevaplar yeterince değil. Burada samimi olmak gerekiyor, öz eleştiri de yapmak gerekiyor. Neden kaynaklanıyor, nasıl kaynaklanmış, üzerinde neler yapmak gerekiyor, neye daha çok gündeme getirmek gerekiyor ya da bunun için çözüm ne olmalı? Ben bir yerel idareci olarak şunu gördüm. Bir kere hani benim kendi yorumum, kış turizmi deyince bir kere bizim de çocukluğumuzdan beri Erciyes deyince Tekir akla gelir. Ki malum Tekir'deki Acemi pisti, Tekir'deki tesisler, Tekir'in alanı bizim Hacılar Kapı alanlarına bakıldığı zaman çok çok daha fazla. Ama profesyonel kayak olarak baktığınızda Hacılar Kapı alanındaki, ben iyi bir kayakçı değilim, çok acemiyim de, iyi kayakçılara söylediği zor pistlerin olduğu bölümünde bizde olduğu bir gerçek. Bunu profesyoneller biliyor. Biz işin o tarafında değiliz. Tesislerin sayısının artırılması gerekiyor mu? Evet. Ki nitekim bununla ilgili geçtiğimiz ay meclisimizde, Büyükşehir Meclisimizde halihazırda hacılarımızda, Hacılar Kapı'daki 60 yataklı otelin hemen simetrisinde bir otel alanı daha, otel alanı daha belirlendi. Buraya da bir tesis daha ilave edilecek. Ki bizim orada bir aşağıda bir kafeteryamız kapıda. Bir de yukarıda teleferikle ulaşılan bir kafeterya alanımız var. Bunların işletmesinin tamamı tabii ki Büyükşehir'imize ait. Coğrafi olarak bizde ama bütün işletme işleri Büyükşehir'imizde. Bundan şikayetçi değiliz ama bu hacılarımıza bu dönüşlerin ekonomi olarak
artı sağlaması için şunun farkındayız. Hacılar Erciyes yolunun aynen Tekir yolu gibi olması için çalışmalar başlatıldı. İhale tamamlandı malumunuz geçtiğimiz 2020 yılında ve 2021 yılında çalışmalar başladı. Bununla ilgili inşallah 2 yıl içerisinde bura tamamlandığında aynı Tekir yolu gibi hacılarımızın ilçemizi biliyorsunuz. Hacılar mezarlığında başlar karayollarının sınırı. Oradan itibaren 30 metrelik genişliğinde 8 kilometre hat boyunca o aksı, o keskin virajları ortadan kaldıracak bir yolla kavuşturacağız inşallah. Öyle olunca daha rahat bir trafik olacak, daha seri bir ulaşım olacak ve dolayısıyla bizim ilçemizde ki bizim, şunu da söyleyeyim, belediyemizin önündeki o üçgen alanında yaklaşık 70 dönümlük bir alanımız var. Kentsel dönüşüm çalışması da başlıyoruz. Orada hem ticaret alanları, hem konut alanları, hem de kısmet olursa biz de ilçe merkezine o proje içerisinde bir otel alanında yerleştirdik. İnşallah bunlar zamana yayılı olarak yapılacak iş ve işlemler. Biz işin burasındayız. Dediğiniz gibi turizmden, özellikle kış turizminden Hacılar Merkez esnafımız istediğimiz tarzda, beklentide, potansiyele sahip biz değiliz. Yani bu da yolumuzun aksı, hem de bilinme açısından hem de tesis sayısı açısından maalesef bize olumsuz yönde yansımalarını görüyoruz. Aslında iş adamlarınız var. İş adamlarınız kentte de birçok yabancı yatırımcıyı ağırlıyorlar. Tabii. Ama baktığımızda bunlar son zamanlarda Kayseri'de otel sayısı ve lüks otel sayısı arttığı için Kayseri'de tabii. Kapadokya'da ağırlıyorlardı. Evet. Şimdi bir komplike çalışmayla birlikte bu hacılarda yapılabilir mi? Yani hacılarda yapıldığında hacıların geçmişi, o tarihi dokusu, o dar sokakları, o eski taş evleri ve vatandaşın kendisi, o iş dünyası yabancı yatırımcılarla buluşturulabilir mi? Ya da duyarlılığı ve farkındalığı artırabilmek adına o iş dünyası hacılara seyahatler düzenleyebilir mi? Tabii ki. Ben bu noktada işin doğrusu turizm sektöründe bayağı yol almış profesyonel isimlerle de ben istişare ettim. Hacılar halısını tutun, efendim işte hacıların o taş yapılar, yukarı mahallemizin o kendi içindeki dar sokakları, kendi içinde güzellikleri olan bölgede bir turlar düzenlenir mi? Bunlar malumunuz. Karşımıza çıkan konular nedir? Ajanteler üzerinden evet. Başlayan ve buraya kadar gelip buradaki bütün alanı gezmesi, fotoğraf çekim alanı ki fotoğraf çekim dediğimiz zaman Erciyes'imizin güzelliği tabii ki tartışılmaz ama bir taraftan da aklımıza ne gelecek? Hürmetçimiz, karpuz çekimiz, yılkatları, mandalarımız. Değil mi? Kendiliğinden büyüdü tabii gitti ki. Mesela hafta yılkatları. Sonu, tabii hafta sonu cuma günü ben geçtiğimiz hafta cuma günü Karpuz 8'inde cuma namazı için hem orada ziyaret ettik hem de vatandaşlarımızla dönüşte OSB'de de görüştüğümüz sanayicilerimiz oldu. Bizim basın ekibi oraları da çok güzel. Hatta bugün de sabah bizim sitemizde yayınladılar. O kanal boyu, yol boyu kanalımızdaki üzerine şöyle birkaç santim buz tuttuğunu İsmail Bey görüyorsunuz. Evet. Ve oralardaki kuş çeşitleri, tamam mı, böyle muhteşem görüntüler. O 500 bin, binlerce dönümlük, yüzlerce dönümlük alandaki mera üzerindeki atların, mandaların yayılımları bembeyaz örtülmüş muhteşem görüntüler. Biz belediye olarak bu turizm payını nasıl artırırız? Bütün bir yoğunluğumuz bu noktada. Teknik işlerimiz var, projelerimiz var. Hürmetçimizin, karpuz çekimizin, Erciyes'imizin, tabii ki diğer taraftan da Kayseri'mizin de. Yani biz bütün olarak görüyoruz. Turizm payını nasıl artırırız? Bilinirliği nasıl artırırız? Yerli ve yabancı. Zaten burayı görmeye gelen insanlar var Tolga Bey, İsmail Bey. Bilenler zaten geliyor. İlgili insanlar İlgili geliyor. Insan, fotoğraf evet. Sanatçıları özellikle. Geliyorlar evet. Erciyes'imizi hani kayakçıların dışında ve hürmetçimizde Karpuz 8'imizde o yıl katları için ya özel görseller var. Yani şimdi insanlar dünyanın diğer ucundan gelip bunu fotoğraflıyorlar, seyrediyorlar, video çekimlerini yapıyorlar, keyif alıyorlar. Biz bir taraftan kendi özellikle hedefimiz Kayserili hemşerilerimize burada böyle bir yer var. Lütfen buyurun gelin bakın.
Daha sonrasında Türkiye'deki tüm vatandaşlarımız tabii ki global çapta da bunların tanıtımı ile ilgili çalışmaları yapmamız gerekiyor. Oraya bir tesis yapın belediye olarak vakit. Onunla ilgili evet işte onunla ilgili proje aşamasındayız. Onları yerde belirledik. Bir takım bürokrasi işlerimiz devam ediyor. Şimdilik çok fazla aşmayayım o konuyu işin doğrusu. Tesis gerekiyor. Çünkü insanlar çay içecek. Alışveriş yapacağı yer var. Hemen Manda Birliği, onu söyleyelim. Manda Birliği'ne açtığımız tesis, onların süt, yoğurt, peynir, kaymak çeşitlendirdiler onlar. Şimdi bir de Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin de balı markalaştırdık elhamdülillah. Dolayısıyla bunların sunumlarının yapılabileceği ve de insanların orada çayını kahvesini içeceği bir tesis yapılacak inşallah. İnsan ihtiyaçları da giderebilecekleri, dinlenebilecekleri çok fazla büyük değil ama rahat edebilecekleri. Yani böyle bir modern anlamda bir tesise ihtiyacımız var. Çünkü insanlar geldi fotoğraf çektiler. Daha sonra bir çay içecek. Kaymağın tadına bakacak. Ya bu biz Amerika'yı yeniden keşfetmememiz gerekiyor. Var olan güzellik. Ha bu konuda İl Kültür Müdürlüğümüzün ciddi gayretleri var. İşbirliği içerisindeyiz. Orada yıl kartlarını bir düzen içerisine almaya çalıştık işin doğrusu. Onunla ilgili son nokta inşallah bu baharda koyacağız. Oradaki vatandaşlarımız da bizi anlayışla karşılıyorlar. Yani çünkü malumunuz zaman zaman devlet geldi, belediye geldi. Buradaki işte benim ticaretime, buradaki potansiyelime engel olur mu gibi bir kaygılar olabiliyor. O kaygıların ortadan kalkması için de biz girişimlerde bulunduk, izahlarda bulunduk ki Manda Birliği'ne bunu açıkça ortaya koyma nasip oldu bize. Sütü topladık, topluyorlar. Kaymak, yoğurt yapılıyor, peynir yapılıyor. Oradan aylık hissesine bizim herhangi bir İmar Aşe ya da belediye adına herhangi bir gelir beklentimiz yok. 2 yıl aşkındır orada faaliyet, 2 yıla yakındır faaliyetteler. Elhamdülillah herhangi bir sıkıntımız yok. Bu şekilde de memnuniyet alıyoruz. Gıda kodeksine uygunluk, markalaşma ve oradaki ablamızın, oradaki abimizin, Hürmetli'de, Karpuz 8'deki abimizin, ablamızın eviyle, eşiyle, çocuğuyla daha çok vakit geçirmesi, daha teknik donanımlarla bir ürünü ortaya çıkarmasına da vesile olduk. Bu noktada mutluyuz. Ki bütçeyi artırmak adına bir öz kaynak oluşturmak adına da bir adım da olabilir. Yani, ama hani dedik ki tabii bunlar turizm bizim çok önemli ve hacılar halısı var mı? Bununla ilgili de bir girişimde bulunduk biz. Hala hacılar halısı bilinen aynı Bünyan gibi, patent Yahyalı gibi. Patent aldınız mı onunla ilgili? Yok almadık biz onu ama hani bu hani vardır ya coğrafi işaret bilinirlik noktasında falan. İşte Kayseri mantısı, işte Antep baklavası tarzında. Buralar hala geçer akşe ve bizim bununla ilgili de bir projemiz var. Ben onunla ilgili İpek desteğini ve tezgah desteğini verecek kişilerle de irtibatımız var. Olumlu görüşleri var. Bir taraftan turistlere bu şekilde tanıtımı yapmak, diğer taraftan da halı dokuma işini aile bütçesine katkıda bulunmak adına hacılarımızda, o yukarı mahallemizde, aşağı mahallemizde orta yaşlı ablalarımızın çoluğun çocuğunu okula gönderdikten sonra kardeşlerimizin mutfağa bir katkısı olabilir diye de bir heyecanlandığımız bir proje inşallah. Başkanım ben Beypazarı'na gitmedim ama Cumalı Kazık Bursa'da oraya gittim, Odun Pazarı'na gittim. Değişik böyle Safranbolu. Safranbolu'na gitmedim, oraya da gideyim. Hacıların o yukarı mahalle mi diyorsunuz? Evet. Tarihi yapılan. Evet. Böyle bir alana dönüştürülebilir mi? Şimdi onunla ilgili bir ön çünkü çalışma yaptık. Çünkü insanlar gelip fotoğraf çekilsin, mekanlarda vakit geçirsin. Rengarenk orası boyatılabilir. Safranbolu'da, Beypazarı'nda biraz da Safranbolu'ya gitmek nasip oldu da Beypazarı'nda değil mi? Ahşap ağırlıklı. Evet. Şimdi bizde çok çeşitli yapı var. Ben çok meraklıyım o işlere. Yani alanda kaç yapı var? Hemen teknik ekip çalışıp dosyalandırsın, bilgi verelim. 2200 nüfus var, 1600 yapı var. Yani şey azaldı. Oradaki yukarı mahalledeki nüfus ve tek yaşayanlar da var o arada. Karataş yapılar var, betonarme yapılar var. Artık birbirine bitişik nizam olduğu için yeni neslin gelmeyip tercih etmediği alanlar var. Yani birinin bahçesi diğerinin damı
gibi yapılarımız var. Sokak sağlıklaştırılması ile ilgili bir kafa yorduk. Onunla ilgili bir sit alanı gibi ilan etmek gerekiyor. Orada bir, çünkü onu yaparsak yıkım biraz daha zorlaşabilir. Bir teknik sıkıntılar. Bütün bunlar masamızda çalıştığımız şeyler. Ama hani tek renk olabilir mi? Birkaç firmadan talep ettik, büyük bilinen firmalardan. Onlarla ilgili bir dönüş alamadık, olumlu dönüş alamadık. Çünkü dediğim gibi kara taş var, betonarme var. İşte çatısı görülüyor ekranda, rengarenk. Aslında kendi içinde de bir güzelliği var ama tek tip olmasını özellikle bütün ortak akıl diyoruz ya, tek tip biraz daha sanki cazip hale getirir katman diyoruz. Katman da olabilir. Katman yani, katman da olabilir. Evet, kat kat gidebilir. Buranın kendi içinde güzelliği var tabii. Yani böyle bakıldığı zaman yukarı mahallenin. Ha şurada da bütün hemşerilerimiz bilir. Orada yukarı mahallemizde demin dedi ya Tutamseki ve hemen üstü oralar. Doğalgazı, efendim işte kanalizasyonu, içme suyu, elektriği ve ana noktalarda ulaşımla ilgili herhangi bir problemi yok buraların. Kendi içinde de hani yanlış anlaşılmasın efendim, işte buralar eski yapı ama burada işte kanalizasyondur, ne bileyim elektriktir, sudur gibi bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla buralar güzel yerler. Bunlarla ilgili ve de biz şunu da yapıyoruz. Tüm detaylara orada dikkat ediyoruz. Birebir görüşmelerimiz var. Birkaç tane çıkmaz sokağımız var oralarda, sıkıntılı. Oralarla ilgili de bir acil eylem planında çalışıyoruz inşallah. Evet. Evet. Tabii burada kentsel dönüşüm de önemli ister istemez. Yani kentsel dönüşüm. Yani eski bir tarihi bir ilçede de kentsel dönüşüm olmaz diyemeyiz. Kentsel dönüşüm projeleriniz vardı. Onlar hakkında da evet, hem biraz bilgi almış olalım. Hem de bayi dokuyu koruyor musunuz kentsel dönüşüm yaparken? Kentsel dönüşüm projeleri belediyelerin çok çok böyle teferruatlı, ayrıntılı ve birkaç sene saha çalışmalarından sonra inşaat aşamasına gelebilen, vatandaşa anlatmak, vatandaşın uzlaşısını sağlamak, hissedarlara ulaşmak, ya o kadar çok çeşidi vardır ki. Yani alan belirlemeniz, alanda önce bir kentsel dönüşüm alanı ilan edebilmek için Bakanlar Kurulu kararı da var, Büyükşehir Meclisi de var. 6306 sayılı ve 5371 miydi yanlış hatırlamıyorsam, yasalar ayrılıyor o noktada. Biz Bakanlar Kurulu da sınırlı değil mi? 8 katla yaptık ama hani ya bu 5 olmaz mıydı, 6 olmaz mı, 4 olmaz mıydı? Bizim buradaki temel hedefimiz daha çok insana mesken sahibi yapabilmek, daha çok insanı. Daha çok insanın sıcak yuvalarda yaşayabilmesi. Kentsel dönüşümün amacı o. Şu an işte gördüğünüz 5 blok tamamlandı. Birinci etap orası. Ekranı bize göre soldaki taraf. Ve 4 bloğumuzda yapımı devam ediyor. Kasım ayında temel atıldı. İnşallah 2022 sonu 2023 baharı diyebiliriz. Allah nasip ederse. 152 daire var orada. Üçüncü etapta da inşallah 2023 yılında bir çalışmamız olacak diye de buradan da ilan etmek istiyorum. Buradaki hedefimiz bu alan aşağı mahalle alanı. Orta mahalle ile aşağı mahalle bitişiktir. 130 bin metrekare, 130 dönümlük bir alan bakıldığı zaman. Eski yapılar, tek katlı yapılar ama çok içeride hissedar olan, bazıları terk edilmiş, bazılarında yaşlı büyüklerimiz olan yapılardı. Bu şekilde bir parkıyla, bahçesiyle burada 7000 metrelik yeşil alandan 49000 metrekarelik yeşil alana ulaşıyoruz. Sosyal donatılarla da donatıyoruz inşallah. Burada her türlü altyapı hizmetleri de daha seri gidiyor. İnşallah ilerleyen yıllarda da bu kentsel dönüşüm artarak devam edecek ve başka alanlara da buralara sirayet edeceğiz inşallah. Burada da çünkü eski yapılardan vatandaşlarımızı sıcak yuvalara, bana genelde şu telefon geliyor büyüklerimizden, yaşlarımızdan. Ben de geçen haftaki ziyaretlerimde biri oydu. Özellikle geleyim kahvenizi içeyim. Hemen alan dışında kalan bir meskende oturan bir büyüğümüz. Buralarda durum ne olur? Henüz orada bir çalışmamız yok ama hep talep var. Hep talep var. Özellikle 60 yaş ve 65 yaş üstünde sıcak yuva diyoruz ya, hı hı. İsmail Bey, Tolga Bey. Bu çok önemli bir şey. İnşallah o büyüklerimize de sıcak yuvaları kavuşturma imkanı Rabbimize nasip eder. Şimdi bu kentsel dönüşümü gösterirken şey aklıma geldi tabii. Hacılarlıyı dışarıdaki insanla da buluşturmak lazım.
Bunun için de dışarıdan insan çekebilmek tabii lazım. Tabii ki, tabii ki. Bu da tabii yüksek ki. Okulla mümkün olabilir. Yüksek okulu hacılara getirmemesi halinde herhalde oradaki gelen insanlar, tabii öğrenciler, ki. Bizim turizmi artırabilir. Efendim, turizm, hacılarını dışarıya taşıyabilir. Hacılar kafeden insan getirebilir. Hacılar kafede geçilen çay oranı, kahve oranı da artar. Artabilir tabii da artar işin doğrusu. Şimdi Kayseri Üniversitesi ile görüşmelerimiz var. Belirlenen bir alanımız var. Çalışmalar devam ediyor. Yalnız biz özellikle şunu istiyoruz. Hem kişisel hem kurumsal olarak baktığımızda hacılarımızda alakasız bir yüksek okul olsun istemiyoruz. İstemiyorsunuz. Yani hacılarda alakasız ben asla tenzih etmek istemem. Yani her bölüm kıymetli. Her bölüm kıymetli. Kayak olan uzak olmamalı. Dağcılık olabilir. Teknik bilimler meslek yüksek okul olabilir. Neden? Hemen hacılarımızın içerisinde de bugün Türkiye'nin önünde gelen ilk 500'de yer alan firmalarımız, HES Caddesi üzerinde, HES Kaplumuz, HES Çeliğimiz ki organize sanayi bölgemizin dediğim gibi demin saydığım gibi büyük çoğunluğunun sınır olarak bizde olması sanayi ile entegre teknik eleman yetiştirme noktasında böyle olabilir. Olmadı eğer dediğiniz gibi turizmle ilgili turizm meslek yüksek okulu 2 yıllık 4 yıllık oralar, spor meslek yüksek okulları olabilir. Kayakla ilgili, turizmle ilgili, dağcılıkla ilgili falan bunlarla ilgili olabilir. Anlamlı olsun istiyoruz. İnşallah çalışmalar devam ediyor. Yani bu noktada biz ya hacılarda yüksek okul olmaz deme lüksüne sahip değiliz. Olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Üniversiteden inşallah. Ne cevap aldınız? Olumlu. Meslek yüksek okullarının büyük bölümünü bu tarafa alabilir miyiz diye çalışıyoruz. Alanı gösterdik. Biraz daha büyük alanlar olabilir mi diye. Şimdi alan söyleme uygun olmaz ama daha büyük alanlar olabilir mi diye ona bakıyoruz inşallah. Başkanım, vatandaşlar diyor ki şöyle hacılara gelelim, hem hacıları hem Kayseri'yi görecek alanlar olacak mı, yeşil alanlar olacak mı, sosyal tesisler olacak mı diyor. Kayseriler olarak bizi herhalde hacılara istemiyorlar. O yüzden de park yapmıyorlar diyorlar. Kızıltepe'yi soruyorsunuz. Peki. Genel manada böyle hacıları ve Kayseri'yi izleyebileceğimiz park, ve sosyal tesis dönemi. Sosyal tesis tabii ki. Şimdi bizim hacılarımızın şöyle bir güzelliği vardır. Hacılarda ben hep şunu söylerim. Merkeze Hacılar Meydanı ile Kayseri Meydanı arası 10 kilometredir. Yani hacılardan Melikgazi sınırımızın hani hemen Büyükşehir sınırımızın başladığı yerler hemen bizi fen işletmelerine. 6 kilometreden sonra aslında hacılar başlar meydandan. Evet. İki meydan arası 10 kilometredir ama Asri Mezarlığı geçtikten sonra Eğri Bucak üstü bizim fen işletmelerimizin tesisimizin hemen orada başlar sınırımız. HES kablonun altı, Eskişehir bağlarının üstü. Ya bunu niye anlatıyorum? Hacılar merkeze çok yakın. Dolayısıyla zaten merkez ilçeyiz. Merkezde olan bütün sosyal donatılar, efendim kültürel imkanların da hacılarda olması gerekiyor. Evet. Ki bunun en güzel örnekleri nedir efendim? Kadın Gençlik Merkezi'dir. Bizim belediyemizin kendisinin yaptırdığı kültür merkezimizdir. Şehit Ahmet Cihan Kilci kültür merkezimizdir ki bununla içerisinde kadın gençlik merkezimiz içerisinde yarı olimpik yüzme havuzumuz var. Düğün salonumuz var. Kurs merkezlerimiz var. Özellikle bayan arkadaşların ve bunu da gerçekten ben güzel bir şey de paylaşmak istiyorum. Bu tür tesislerden yararlanan vatandaşlarımızın ağırlıklı olarak kesiminin de bayanlar olduğunu da altını özellikle çizmek istiyorum. Yani ya kurstan yararlanıyor, ya havuzdan yararlanıyor, ya sosyal tesisimizden yararlanıyor. Bunlardan da biz keyif alıyoruz. Gençlerimiz ve tabii ki bayanlarımız. Dolayısıyla hacıların meydan parkı, yaklaşık 30 bin metrelik bir meydan parkı geçtiğimiz yaz yenilendi. Büyükşehir tarafından yenilendi. İnşallah yazın orada da sizlerle Allah nasip eder yayın yaparız. Açık alanda da şelalemiz yeniden faal hale geliyor. Büyük Meydan Parkı'nda şu alanda görüyorsunuz şelale alanı burası güneyden kuzey istikametine iniyoruz. Su oyunları olacak. Hemen yanı başında kafeteryamız zaten faaliyetine devam ediyor. Hemen yanı başında kuzey batısında rahmetli Ahmet Özkaya abimizin adına yaptırılan kütüphanemiz. Hemen yanı başında Kadın Gençlik Merkezimiz. Güney tarafında meydan parkımızın yine su oyun parklarının olduğu
ve tören alanının olduğu, anıtımızın olduğu bir alan ki burası tamamen nefes alınacak. Yazın inşallah yine birlik beraberlik buluşmaları adı altında bir dayanışma gecemiz olacak ve de yaz sineması da inşallah bu alanda vatandaşlarımız da yazın belli zaman diliminde o işlere de bakacağız. Bir de tabii ki görsel anlamda hani hem Hacılar hem Kayseri görecek dediniz, en güzel nokta Kızıltepe. Hacılar Kızıltepe Millet Bahçesi. Burada da şu an ekranda görüyoruz, gerçekten muhteşem bir görsellik var burada. Evet. Bir taraftan güneyinizde Erciyes'imiz, kuzeyinizde güzel Kayseri'miz. Fotoğraf alanı, burası tamamen yazlık alan, onu da söyleyeyim. Yani hani kışın buralarda hani tabii ki bir yeme içme mekanı olacak. Şimdi etap tamamlandı, ikinci etaba başlıyoruz. İnşallah yine Çevre Şehircilik Bakanlığı desteğiyle yapılıyor, hibe desteğiyle yapılıyor burası. Kamelyalar, bu alanlarda gördüğünüz kamelyalar olacak. İnsanlar aileleriyle gelecek, vakit geçirecekler. Burada her türlü dediğim gibi küçük de olsa bir yeme içme mekanı da tam meydanda olacak ama görsel bir şölen. Yazı ayrı, evet, yani geçen hafta dedik yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Böyle de bir manzaramız ortaya çıkacak Tolga Bey inşallah. Evet. Kızıltepe gördüğünüz gibi kızıl nereden geliyor? Toprağından geliyor. O Erciyes'imizin patladığında, yıllar, binlerce yıl önce patladığında savrulan lavlardan kalan küfler tabii ki. Kızıltepe'de oradan geliyor. 2 milyon yıl önce patlamış olabilir. Düşünülüyor Erciyes'in. Ben binlerce dedim o zaman, evet, kaç milyon? 2 milyon önce varsayılıyor değil mi? Hali tehlikeli dolu söylüyor. Sizin kışın nüfusunuz biraz sınırlı gibi görünse de yaz nüfusunuz çok fazlalaşıyor. Yazın. Dolayısıyla siz yazın onlar da durmuyorsunuz. Onlar yine aslında benim bir şikayetim de var, önerim de var. Benim şikayetim var. O yazlıkçılarla birlikte aslında o turizmi bir artırsak daha sağlıklı olur kanaatindeyim. Çünkü hacıların doğası. Yani havası bunu, tabii, havası tabii. Çok berrak ve oksijeni tabii. Çok yüksek diyebiliyoruz. Şu an hacılarımız da perşembe günü, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 3 sularında başlayan kar yağışı, bizim de Ankara'dan seyahatte dönerken zaman zaman tipi fırtınaya da yakalandık ama şükür sorunsuz gelmiştik. İlk gün yüksek yerlerde 60 santimlik karı gördük. Çok güzel. Yani çünkü bizim yükseltimiz 300 metre farklı. 1050-1350. Hı hı. Bu 1350 kademe kademe 1600'ler, 1650'lere kadar gider. Bu tarımı yani, da etkiliyor değil mi? Tabii ki. Tabii ki. O bizim o Hacılar Kapı'nın altında olan yerlerde falan tabii ki düz alan orada çok zor bir bitki örtüsü falan zordur. Kevenden başka. Meyveleri sonra toplarız değil mi? Tabii. Meyveleri oralarda. Erik kayısı biraz daha farklı olur. O erenler, ulu yer, çarık mevkiinde falan oralarda ceviz olsun, bostan olsun. O bölgeler... Bir önceki cumartesi ben ilçe başkanımızla birlikte besicilikle uğraşan vatandaşları ziyarete gittiğimizde henüz daha şu geçtiğimiz hafta ortasında yağan kardan önce inanın orada belki görüntüler var mı bilmiyorum arkadaşlarda da hani böyle sanki Doğu Anadolu'da bir bölgede hani biraz da tipi yapmış bizim büyük kepçe oralarda kar çalışması aşma çalışması yapıyor. Görseniz yani dedi, burası Hacılar Çarık bölgesi diye bir not düşmesek dersiniz ki burası Van Bahçesaray'da bir yer mi falan gibi böyle yükseltiyle. Şu anda da bizim merkezde olmak üzere ciddi bir kar var. Bütün ekipler tabii ki o geceden beri çalışıyorlar. Hafta sonunda çalışıldı. 24 saat aralıksız çalışan iş makinalarımız da var. Vatandaşlarımızın rahat etmesi açısından. Çünkü ben hacılarlı vatandaşlarımızın anlayışına da teşekkür ediyorum. Hafta sonu haklı olarak bağlarına gitmek istediler veya işte oralarda sürekli ikamet eden vatandaşlarımız tabii ki önceliğimiz ama bizde şöyle bir kültür vardı Anadolu'da. Bir fırtınadan sonra varsa bağ eviniz bir gidersiniz bakarsınız bir şey oldu mu? Kardan sonra bir ağırlaşıp çöken bir şey oldu mu? Veya işte bunlar işin tabii latifesi ama işte turşusu vardır bağda bekletiyordur biraz. Pekmezi vardır, salçası vardır. Onları belli zaman diliminde alıp merkeze getiriyordur falan. Bir de yakın olunca böyle bunlar için gidiyorlar. Ve tabii ki çok duyarlı vatandaşlarımız da var. Köpekleri belli günlerde hayvanlara, sadece köpekleri de köpeklere, kedilere yemek götüren, böyle mama bırakan vatandaşlarımız var. Onların da
sorun yaşamaması için bir çalışma yaptık. Elhamdülillah. Ufak tefek aksaklıklar oldu. Olmadı değil ama takdir edersiniz ki anında hizmet vermek mümkün değil. Bir dolu sokağa açabilmek veya kar kalınlığından dolayı genişletme çalışmalarını birkaç gün sonra ancak yapabildik. Onun bereketini yaşıyoruz ama yani birliğin, beraberliğin. Vatandaşlar anlayışla karşılıyorlar. Benim özel sayfama yazanlar oluyor, orayla ben ilgileniyorum ama işletmemiz bu konuyla ilgili 24 saat usulü nöbetiyle çalıştılar. Elhamdülillah. Daha şunu diyebilirim, bugün itibariyle büyük oranda tamamlamış durumdayız ama devam ediyor. Yarın yine hemen bizim ilçe meydanında da hala istifleme çalışmaları ki biz Cuma günü ya Ankara Perşembe'den sonra Cuma namazı ve cenaze alanından dolayı 30 kamyonda meydandan kar temizlendi. Hmm. 30 kamyon. Yani halen daha çalışmalar var. Yüksek kesimlerimiz ve meydanımızda ciddi bir bereket oldu elhamdülillah. Başkanım biraz da sportif faaliyetlere, gençlere yönelik ne yapıyorsunuz bunlara? Hacılar Erciyes Spor son maçını 6-1 aldı. Maşallah. Sportif deyince hemen. Evet. Stadyum yenilediniz. Güzel evet. Bir stadyumumuz da ortaya çıktı. Neler yapıyorsunuz gençlere yönelik? Valla gençler, şunu söyleyeyim, biz sadece futbol değil, diğer branşlarda da elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz İsmail Bey, Tolga Bey. Evet. Bizim Tevfik İleri İmam Hatip Lisemiz voleybol takımı ortaokul düzeyinde derece yaptılar. Bölge birincisi oldular ve il birincisi oldular ve bölge şampiyonasına gittiler. Orayla ilgili dedik ki arkadaşlar biz size maddi manevi desteği vereceğiz. İnşallah oradan da Ankara'ya gidin dedik ama oradan Ankara'ya gidemediler. Bir derece alamadılar. Bunu diye anlatıyorum. Biz her türlü yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kayakla ilgili bizim kulübümüz HADAK, Hacılar Dağcılık Arama Kurtarma malum yılların kulübü. Hem dağ kayağında hem diğer kayak alanlarında. Erzincan'da ve Rize'de derece yaptılar arkadaşlar. Onların madalyaları var. Tabii bunun yanında bizim hem okul takımları hem diğer kulüplerimiz Hacılar Erciyes Spor Kayak Kulübü olsun. Onların da kulüpleri yine Hacılar Erciyes Spor, K2, Kardelen buradan ismini sayamadığım başka kulüplerimiz de varsa kusuruma bakmasınlar. Derece yaptıkça da bunlardan da size vasıtası söyleyeyim. Bize de buyursunlar gelsinler hem de hangi derece olduklarını görelim. Çünkü zaman zaman eleştiri alıyoruz. Başkanım sadece HADAK bizim belediyemize ait bir kulüp. Ben de oranın başkanıyım açıkçası. Doğal olarak oradaki gelişmeleri daha yakın takip ediyoruz. Ama bu demek değil ki diğer kulüplerimiz de madalya aldığında bilgi sahibi olursak onlara da tebrik ve takdir ederiz. Sizler varsınız onu duyuralım. Ama tabii ki günümüz gerçeğinde de sporda özellikle amatör sporda futbol olmazsa olmuyor. Biz de bu bilinçle süper amatörde oynayan Hacılar Erciyes Spor'umuzun stat sorununu Allah bize nasip etti. Rahmetli Fevzi amcamızın büyük katkılarıyla Hacılar'a yakışır, Kayseri'ye yakışır bir stadımızı da gerçekleştirdik. Yapımı gerçekleşti. Burada maçlarımız oynanmaya başladı. Hava şartlarından dolayı son iki haftadır oynayamıyoruz ama galibiyetlere devam ediyoruz. Şeker Spor'la aramızda 2 puan var. İki grup var biliyorsunuz. Bu grupların çapraz eşleşmeler olacak. Bakacağız. Sanki Bal Ligi'ne yakınız ama Bal Ligi bana şimdiden söylemeye başladı yöneticilerimiz, başkanımız, bizim meclis üyemiz Hakan Bey, Özdemir Bey başkanımız ve Halit Bey de futbol şubesi sorumlumuz Halit Aysu Bey de. Dedim ki bu konu sadece belediyeyle olabilecek bir iş değil. Diğer sponsor desteklerine de ihtiyacımız olacak. Bal Ligi olursa. Allah yolundan açık etsin. Tabii ki şimdi erken ama Şeker Spor'la başa güreşiyoruz. Taraftarımız var mı? Var. Taraftarımız zaten bizim stadımız olmadan da organize sanayi stadında bizim iç saha olarak orasını kullanıyorduk. Argıncık'ta tabii dış saha falan. Ben de o maçlara giderdim. O zaman da giderdim. Taraftarımız. Bu bir tutku. Ya bizim buradaki hedefimiz 500 kişilik tribün. Ben birkaç maça gittim. Mevsimde müsaitti. Başkanım stadı büyütür müsünüz dediler. Hemen daha ikinci maçta. tribünleri. Tribünleri. Yardım inşallah bakalım ama burayı bir inşallah görelim. Bir kültür oluştu. Hafta sonları burada bir araya gelmek, çoluk çocuk. Gerçekten 7'den 70'e dediyse 7'den 70'e burada bir spor
olayımız var ve benim hep hedefim şuydu. İsmail Bey, Tolga Bey, hedefim derken istediğim Türk futbolunda, ben hani dedim ya, hani ekonomist değiliz, futbol uzmanı da değiliz ama hayatın içindeyiz. Amatöre bizim eğilmemiz gerekiyor. Amatörde de gerçekten ya hadi çocuklar size güveniyoruz diyebileceğimiz çocuklarımızın olması lazım. Takım şu anda asla ben mikro milliyetçilik falan derdinde değilim ama şu anki A kadronun ve genç kadronun çoğunluğu bizim hacılarlı vatandaşlarımız veya bizim altyapıdan yetişen gençlerimiz. Dolayısıyla takımdaki galibiyet serisi daha da arttı. Bir ara bir tökezledik işin doğrusu. Yani 4. 5. sıralardaydık falan. Ya ne oluyor falan dedik. Ondan sonra bir kendilerine geldiler ve takımda bazı revizyona gittiler. Dolayısıyla o amatör ruh sonucunu verdi, meyvesini verdi. Ve tabii ki biz belediye olarak yasal çerçevede ciddi bir destek veriyoruz. Başka sponsorlarla da anlaşmalarımız, görüşmelerimiz var. Bu sponsor sayısını artırmamız gerekiyor. Amatörler sadece belediyelere bırakılmamalı. Biraz daha belediyelere destek olunmalı. Ve buradan da Kayseri Spor'umuz, Süper Lig'deki diğer takımlar, Birincilik'teki diğer takımlar amatörü takip etmeli. Ben amatör maçlarını izleyen bir hani üst profesyonel liglerden bir temsilci, gözlemci görmedim. Ya buralarda gerçekten yetenekler var. Ve profesyonel alanlarda sarf edilen rakamları hepimiz görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Oralardaki rakamların çok cüzi rakamlarıyla, miktarlarıyla buralarda süper amatörler, bağlı ligler, üçüncülükler çok rahat. Dedim ya, ben işin uzmanı değilim ama içinde olmamız gerektiği için ve sahip çıkmamız gerektiği için öğrendiklerimiz, gördüklerimiz, gözlemlediklerimiz var. Yani Kayseri Spor'un bir Doğan Alemdar'ı nereden geldi? Değil mi? Bir Emre Demir'i nereden? Bu altyapılardan geldi. Dolayısıyla buralara daha çok eğililmeli ve daha sağlıklı sonuçlar, daha az paralar sarf edilerek bu başarılar elde edilebilir diye düşünüyorum. Ki siz bunu aşabilirsiniz aslında, ilçeler arasında en avantajlı, en şanslı. Elhamdülillah, sizsiniz. Elhamdülillah. Orada sıkıntımız yok. İş adamları yok. Tarafından orada da kurulmuş, desteklenen tabii, bir vakfınız ki, var. Tabii ki. Bu vakfa herhalde deseniz hiçbir şekilde hayır diyecek kimse çıkmaz herhalde. Vakfımızın tabii ki şöyle söyleyeyim. Ben vakfımızın 1900 geçen biliyorsunuz 15 gün önce. 15 mi oldu? Evet, bu cuma ile 15 olacak. 15 gün önce cuma günü vakıfta derece yapan öğrencilerimizin bir ödül töreni vardı. Evet. Biz de belediye olarak ev sahibiyiz. Aynı zamanda ben vakıfta da genel sekreter olarak da bulunuyorum hala. Ki alan hiç fark etmiyor değil mi? Eğitim, sağlık, spor, tabii, turizm. Tabii tabii. Yani bu burada derece yapan gençlerimiz. Türkiye üçüncüsü yavrumuz var. Çok güzel. Yani çok güzel. İlk 1000 5000, 10000, 15000 şeklinde sıralı ve 21 öğrencimiz, 15'i buradaydı. Gelemeyenlerin aileleri geldiler. Değişik rakamları toplam 109.000 liralık bir değişik oranlarda bu 21 gencimize destek verildi. Ayrıca ödül verildi. Burada ben vakfa çok teşekkür ediyorum. Yani aramızdan ayrılan Mercan amcamız, Feyyaz Mercan amcamız, rahmeti rahmana kavuşan Feyyaz Fevzi amcamız, Mercan. Fevzi Mercan, Feyyaz Mercan amcamız da kuruyor, evet. 71'de. Evet. Yani 51 yıl önce Halit abiyi de unutmayalım. Yardımlaşma Derneği, Halit Özkaya abimiz, aramızdan ayrılan Şükrü Baktır amcamız. Yani Allah onlara mekandan cennet eylesin. İnşallah biz de onların bıraktığı bayrağı layıkıyla temsil etmeye çalışıyoruz. Burada dernek olarak kuruluyor. 2012'den sonra vakıf olarak faaliyetine devam ediyor. Dernekte hem bu şekilde öğrenci işlerimiz vardı, hem de evlenecek gençlere yardım, hem aynı hem nakdi yardım vardı. Şimdi sadece nakdi yardım olarak bursa ağırlık verildi ve burada bu sene için 3 milyona yaklaştı bütçemiz. Yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere meclis başkanımız, tabii ki Abidin Özkaya abimiz çok emek veriyor. Yine İnci Soğusebe başkanımız, Hacı Ali Baktır abimiz yönetimimizde, Mehmet Yayla Bey yönetimimizde, bizim Şemsettin Nursaçan Bey yönetimimizde, Mahmut Kabak, Mehmet Kabak amcamız yönetimimizde, Ahmet Herdem önceki dönem başkanımız da tabii ki vakfımızın başkanlığını yapıyor. Gerçekten birlik beraberlik içerisinde, yani A lira verenden de, 10 A lira verenden de, 100 A lira verenden de Allah razı olsun. Gerçekten. Tabii bizim burada bir hedefimiz de var. Bakın görüyorsunuz ekranda da. Hedefimiz nedir? Buradan dönüşümleri sağlayıp
buradan burs alıp gerçekten meslek edinen, kariyer sahibi olan arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin zaman içerisinde de buralarda bu görevleri almaları açıkçası ve maddi manevi desteklerini de yapmalarını inşallah kendilerinden de istirham edeceğiz. Yanlış anlaşılmasın. Yani işte buradan burs aldı, bize de mutlaka dönmeli değil. Ama irtibatı kesmesin. Bir kariyer gününde bir meslek sahibi arkadaşımızı, derece yapmış arkadaşımızın başarı hikayesini, sınava hazırlanan bir kardeşimizin dinlemesi kadar herhalde güzel bir anı olmayacaktır diye de düşünüyorum. Evet, süremizin sonuna doğru da geliyoruz. Ben şeyi sormak istiyorum. Altyapı ve yol çalışmalarına hiç değinmedik. Yol olmayan mahallemiz var mı? Eyvallah. Ben bunu merak ettim. Buradan devam edelim. Şöyle, elhamdülillah bizim 12 mahallemizde, ilçemizde olan ulaşımda herhangi bir sıkıntımız yok ama yenilenmesi gereken, efendim işte doğalgaz kılcallarının girmesi gereken, içme suyu hatları olsun, kanalizasyon yeni yapılan yerlerimizde, yapılaşmalarımızda, kanalizasyon hatlarımızın yenilenmesi gereken alanlarımız elbette ki var. Yapmamız gereken, ilave etmemiz gereken parklarımız var. Buralarla ilgili çalışmalarımız da yine bu dönemde özellikle parke çalışmaları çok kabul gördü. Çok daha pratik oluyor, çok daha seri oluyor, çok daha böyle hani kullanışlı oluyor. Daha böyle görsel de oluyor aslında. Daha böyle sevimli, sempatik işin doğrusu. Nostalji oluyor. Evet. Bu noktada da bizim için de. Çünkü bir de şöyle bir tarafımız oluyor. Yeni açılan yerleşim yerlerinde zaman içerisinde kanalizasyon hattının efendim işte Kayseri devam eden yol içerisinde doğalgazın elektrik hatlarının zaman yerin altına aldığımız noktalar olduğu için buralarda parkeyi daha çok tercih ediyoruz. Yani söküp takmak daha kolay işin doğrusu. Ama asfaltı kesip biçmek daha da maliyetli olabiliyor. Bu noktada da hani bağ sayfi alanlarında biraz daha biz parkeyi yöneliyoruz. Dolayısıyla inşallah geçtiğimiz yıldan kalan yerlerimiz var. Kapsamda olan yerlerimiz var. Yeni yerleşimlerle birlikte ki yeni yerleşim şunu söyleyebilirim ben size. Hacılarımızda ciddi bir imar hareketi var. Pandemiden kaynaklı hacılarımızda gerçekten rakamları şöyle verebilirim ben size. 2019 yılındaki ruhsat sayımız 70 iken Tolga Bey, İsmail Bey 2020'de 144 oldu. Yani iki katını geçtik. Ve 2021'i kapattığımızda 285'i bulmuştuk. Yani 3 yıl içerisinde neredeyse %300-400'lere yaklaşıyor değil mi? Öyle 4-7-28 evet. Yani 4 katına yakın bir artış ilçemizde görüldü. Hem dediğiniz gibi hacıların yükselti farkı, hem hacıların güzel havası, güzel insanları, Kayserimizin hepsi öyle güzel ama böyle hem yaz hem kış oturabileceği alanların daha yoğunlukta olması nedeniyle tercih edilen bir alan oldu elhamdülillah. Bu noktada biz mutluyuz inşallah. Ve de şöyle de bir not sahibiyiz de İsmail Bey, Tolga Bey. Yeni bir malik bir arkadaşına, bir akrabasına vesile olabiliyor. Yani Kayseri hacılarımıza bir bağ evi olabilir, yazlık kışlık ev olabilir. Bu noktada da vesile olabiliyor. Yani hani derler ya burada bir yapı var, yanında da bir sattık yer, komşu olalım şeklinde. Bu da gerçekten bizi ziyadesiyle memnun eden bir durum. Elhamdülillah. Bu da memnun ki komşusunun da arkadaş olmasını istiyor. Ya da var olan komşuyla da çok güzel ilişkiler oluyor. Bu da bizim gerçekten mutlu olduğumuz. Ve şunu da biz hacılar olarak... Başkanım, hayırseverlere hiç değinmedik. Hayırseverlerin de vakıf, inanılmaz... Evet. Vakfın dışında. Vakıf geçen sene hayırseverleri çok konuşamıyorsunuz. Eyvallah. Şöyle söyleyeyim. Ben hepsine teşekkür ederim. Tabii ara ara geçtik ama konuşmalarımız arasında. Geçen sene yaptığımız açılışları şöyle bir gözden geçirdiğimizde hayırsever eşittir hacılar, hacılar eşittir hayırsever ilçesi gibi de aynı Kayserimiz gibi söyleyebiliriz. Neden? Rahmetli Fevzi Mercan amcamızın... Hacılar dışında var mı hayırseverimiz hacılarda? Hacılarla olmayan? Şu anda yok. Yok değil mi? Ama onu da, o da önemli bir soru, çok kıymetli bir soru. Ben
Buradan bu tür kültürel alanlar olsun, başka tesisler olsun yapmak isteyen hemşerilerimize de, hacıların dışında Kayseri hemşerilerimize biz davet ediyoruz. Sizin aracınızda da bu daveti tekrarlayalım. Buyursunlar, gelsinler. Biz onlara istedikleri, ne düşünüyorlarsa bir alan, sağlık ocağı noktası, cami noktası, okul noktası, buralarda da biz her türlü alanı da gösterebiliriz. Arsa sorunu ortadan kaldırırız. Onu diyeceğim. Fevzi Mercan amcamız, rahmetli stadımız. Sıralı sayayım, açılış sırasına göre sayayım. Önce oradan başladık. Ağustos 28'de. 11 Eylül'de Özdemir ailesi, aile sağlığı merkezi ve sağlığı, toplum sağlığı merkezi. Hemen aynı gün yine bir okul açılışı yaptık. Ali Atay Şaşoğlu, rahmetli yine o da. Allah rahmet eylesin. Yine inşallah dediğim gibi bu yıl açılışını yapacağımız kütüphanemiz var. Rahmetli Ali Tözkaya abimiz adına. Bunların hepsi hayır işleri. Bunların hepsi güzel işler. Tabii ki bu taraftan biz hep şunu dedik. Devlet yatırımları, büyükşehir yatırımları, ilçe yatırımları, devlet yatırımları, orada söyleyelim hemen, Örendere kanalımız tamamlandı. Muhteşem. İnşallah onu baharla birlikte yapmamız gereken bazı peyzaj çalışmaları da var. Onları da inşallah dediğim gibi sizler vasıtanızda da yine vatandaşlarımıza gösterme imkanımız olur. Dolu dolu bir 2021 geçti. Evet. İnşallah 2022'de de bu faaliyetlere hız kesmeden devam edeceğiz. Sloganımız da o zaten, hız kesmeden devam etmek istiyoruz Allah'ın izniyle. Tabii bu arada dediğim gibi daha sayamadığımız birçok faaliyetlerimiz, sosyal aktivitelerimiz. Bu son dönemde siz de takip ediyorsunuz. Biz artık hafta sonları kitap tavsiye ediyoruz. Şarkı, şiir ve sinema filmleri tavsiye ediyoruz ve ayda bir kere de tavsiye ettiğimiz kitaptan 10 takipçimize hediye ediyoruz. Ocak ayı kitap hediyelerimiz yerine ulaştı. Şehir dışından da biz çok takip eden arkadaşlarımız var, hemşerilerimiz var. Onlara da adreslerini kargoluyoruz. Bir ömür nasıl yaşanır diye de İlber Ortaylı Bey'in kitabını da hediye ettik inşallah. Şubat ayı sonunda da yine kitap tavsiyesinde bulunacağız. Bundan da keyif alıyoruz. Bu noktada da bununla beraber bizim yine yolda gördüğümüz öğrencilerimize, genç kardeşlerimize, küçük çocuklarımıza da hediyelerimiz hep arabamızın arkasında. Kitap hediyesi, efendim... Çay mı atıyorsunuz başına? oyuncak hediyeleri mutlaka oluyor. Bir irtibata geçiyoruz işin doğrusu. Evet. Çay içiyoruz. Peki, çay içiyorum. Çay zaten atmayı da terk etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet Tolga Bey, sorun var mı? Teşekkür ederim. Peki başkanım, son söz olarak size bırakalım. Eyvallah. Sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle ben bu saatte bizi evlerine misafir ettikleri için teşekkür ediyorum. Sağlık diliyorum, sıhhat diliyorum. İnşallah hacılarımız da kendilerini de görmekte mutlu oluruz. Misafir etmekten, hacılarla hemşerilerimizin de var olan tesislerimizden daha fazla yararlanma özellikle tavsiye ediyoruz. Kendilerini de bekliyoruz ve bu arada tabii ki çetin kış şartları yaşıyoruz memleketimizde. Bizim her ne kadar ilgili birimlerimizde, bizim vasıtamızda, kalemimiz vasıtasıyla ulaşan vatandaşlarımız oluyor ama gözümüzden kaçan, ihtiyaç sahibi şu kış gününde var ise de özellikle altını çiziyorum. Burada bir kardeşleri var, abileri var. Elimden gelen her şeyi hem kişisel hem kurumsal olarak da yapmaya da hazır olduğumuzun da altını çizmek istiyorum. Özellikle bunu da belirtmek istedim ve herkese de saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar diliyorum. Peki ağzınıza sağlık başkanım. Sizi yolduk, eyvallah, yorduk. Özür dilerim. Eyvallah. Yanlış kelime kullandık. Tolga Bey teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki. Evet bugün Hacılar Belediye Başkanımız Sayın Bilal Özdoğan'ı ağırladık. Kendisiyle hem ülke gündemi hem de hacıları konuşmaya çalıştık. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.